Seviyorum, seviyor musun? Ardayım. Görüyor musun? Kar yağıyor. Üşüyor musun? Gezdikçe donuyor musun? Hadi Ağrı gezmeye hazır mısınız? Ardayım. Hava şartları ne olursa olsun, bahar kapıda gezmeye devam ediyor. Çekimler devam ediyor. Ağrı'da Taşlıçay Deresi'ndeyim. Dere donmuş, donmakla kalmamış. Kar kaplamış, baksanıza derenin üstü karla örtülü. Ağrı'da biliyorsunuz kar, kış, kıyamet. Burası da tabii ki bir kayak merkezi. Ağrı'nın karı meşhur. Yanımda hocalarım var. Elimde kızak, ayağımda kayak. Ah, kalkmadı. Ayağımda kayak. Ömrümde ilk defa giyiyorum bunları. Ama yapabileceğimi pek düşünmüyorum. Yerimden de kıpırdayabilir miyim bilmiyorum ama gerçekten tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam burası neresi? Burası Çukurcan Kayak Merkezi'nin kayaklı koşu pistleri. Biz burada olimpiyatlara, dünya şampiyonlarında yarışan, Balkan şampiyonu olan sporcularımızı yetiştirdik. Arkamızda bir kayak ordumuz var, altyapımız. Bunlar da geleceğin milli sporcuları. İnşallah. İlerisinde... İsminiz ne hocam? İsmim Erhan Dursun. Hocam siz kayıyor musunuz? Tabii ben yaklaşık 20 yıl milli takımda yarıştım. Kendim eski milli sporcuyum. Maşallah. Olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. Balkanlarda kürsüye çıktım. Maşallah. Defalarca Türkiye şampiyonu oldum. Yani ben de peki eski milli kayak. Onlar da Cemil Bey de bizim spor şube müdürümüz. Milli kayakçı, kendisi kayaklı koşu. Akif de defalarca Türkiye şampiyonu oldu. Milli kayakçıdır. Erhan hocam peki bu çocukları nasıl yetiştirdiniz? Çocukları daha yazdan yetiştiriyoruz. Yok işte. Branşa yönelik dağda Akif hocamla birlikte batonlu ve batonsuz imitasyon antrenmanları yapıyoruz. Onun, kar olmazsa nerede kayıyorsunuz? Onun dışında bütün köy yollarımız hep asfalt. Köy yollarında biz roller ski yapıyoruz. O ne demek? Tekerlekli kayak. Kış kayağıyla aynı hızı teşkil ediyor. Ha, farklı değil. Kar olmadan tekerlekle kayıyoruz. Tabii. Bu şampiyonları sadece kışın yetiştirmiyoruz. Yazın çalışıyoruz, kışın yarışıyoruz. Köylü nasıl yazın çalışıp kışın yiyorsa, önce yazın antrenman, kışın sadece formumuzu korumamak için yok atıyoruz. Kışın da yarışıyoruz biz. Doğru. Peki hocam bu spor tehlikeli bir spor gibi geliyor bana. Hayır biraz hocam. Biraz anlatır mısın? Tehlikeli değil. Kayaklı koşu dünyanın bilindiği gibi en zor branşı. Çok güç isteyen, zeka isteyen bir spor. Doğru bilinçli antrenman yapmak lazım. Korkulacak bir spor değil ama çok dünyanın en ağır sporu. Kayaklı koşu denildiği zaman gerçekten çok güç isteyen, ciğer kapasitesi iyi bir sporcunun 5000 üzerindedir ciğer kapasitesi. Dünya ve olimpiyat şampiyonunun ciğer kapasitesi de 7000 üzerindedir. Normal evet. İnsanın ciğer kapasitesi de 3200'ü geçmez. Bu spor nereden gelmiş ya? Ben onu merak ediyorum. Bu spor aslında yani Rusya'da ve İsveç, Norveç, Finlandiya'da aileler arasında bunu keşfetmişler. Önce köyler arasında yarış yapmışlar. Ondan sonra şehirler arasında yarış yapmışlar. Sonradan bu kayağı uluslararasına çevirmişler. Ben şimdi buna kaymaya kalksam mesela bak gidemiyorum bile. Bir yerimi kırmamam mümkün değil. Ben yarışçılar için diyorum. Acemiler hocam, için tabii acemiler tehlikeli. Acemiler tabii için konuşuyorum. Acemiler yani. İçin tehlikeli yani. Kışın kayak tatillerine gidiyorlar. Sonra dönüyorlar. Ortopedi doktorlarına gidiyorlar. Şimdi herkes Bahar Hanım o at disiplini branşı. Yani artık Avrupa'da şimdi tatilciler daha çok kayaklı koşu branşıyla tatil yapıyorlar. Şimdi siz hemen geldiniz. Kayağa tattığınızda hemen hop şu gençler gibi, sporcular gibi. Kayacağım diye bir şey yok. Kayacağım diye bir şey yok. Bunlar da kar sapanı yaparsın, batarsın durur. Mesela bu daha çok. Diyorsun. Şimdi kayak sporu iki branşa ayrılır. Birisi at disiplini, birisi kuzey disiplini. At disiplini dediğimiz dağdan inerken slalom yapma, zikzak. Onda daha kolaydır. Çünkü o kayağın altında çelikleri vardır. Fırlanlarında aynı fren şeyini görür. Görevini görür. Bizde ise de yani o kadar tehlike arz etmez. Yani bu kayaklı koşu dediğimiz ya bir nevi atletizm. Kayakla yürüyüş evet.
kayaklı koşu. Yani şimdi biz çocuğumuzu aldığımızda hemen şuraya çık da şuradan ineceksin diye bir şey yok. Önce istasyonlarda bunları eğitiyoruz. Hocalar nezaretinde, hocalar bu işin tekniğini, baton nasıl takılır. Bunun adı baton mu? Evet. Baton gibi yani. Nasıl kullanılır, eldiven takmaya kadar. Kayak ayakkabısı nasıl takılır, nasıl çıkarılır, teknik öğretilir. Düşüş stiller de öğretilir. Düştüğün zaman şöyle kendini atacaksın. Şöyle atacaksın, şöyle düşmeyeceksin. Bu işin teknikleri öğretildikten sonra bir sporcu her branşta etkilidir. Burada da aynıdır. Birdenbire Balkan şampiyonu, dünya şampiyonu, Türkiye şampiyonu çıkmaz. Altyapısını yaptıktan sonra siz de özlerinizle, özgüveninizle çok severek güzel bir şekilde yaparsınız. Abi şimdi ben bu çocuklar gibi buradan ne zaman kayabilirim bunu taktığım? Sen bundan bir hafta sonra. Bütün branşlarda sporcunun ciğeri, savaşçılığı çok önemlidir. Savaşacaksın. Ben de ciğer yedim, giydim bunları vallahi. Tamam, vallahi tebrik ediyorum. Yürek yedim. Yani, vallahi helal olsun. Siz bir hafta değil de bir üç günde bu işi çözersiniz. Biz nasıl başladık biliyor musun? Aşağı Kupran köyü olarak bizim gençlerin hepsi şu anda burada da birçoğu bizim civardandır. Evet. Yani böyle kırsaldan eskiden yayıklar vardı. Dedelerimizin, dedelerimizin. Böyle yayık yayıyordular ya. Evet. Onları kıraraktan başladık. Lastik çakıp hore cizlavit ayakkabılarla başladık. Evet. Ondan sonra patin, demirlerde patin kayaklarda şu yollar önceden griden falan tutardı, yoktu, evet. Asfalt yoktu. At kızakları gider gelirdi. O yollarda bunu çözdükten sonra hemen bu işe koşu, yani hiç zorlanmadan bu işi yapmaya başladım. Çok zor bir spordur. Yani her insanın ciğer kapasitesi şu bu buna yetmez. İlk yarış başladığında sen bir tutulursun böyle var ya. Bir 300, 400, 500 metre, 1 kilometre kapalı halde gidersin. Ondan sonra gitgide açılırsın. Kaydıkça öğrenirsin, kaydıkça öğrenirsin. Sırtından, boynundan buhar çıkar böyle. Vah vah vah. Vallahi ciddi diyorum. Atletizmde de böyledir şu anda. Cemil abi hiç anın var mı peki? Ağrı'da bir yarış var. Bütün iller gelmiş. Bizim rakiplerimiz Hakkari, Muş, genelde Doğulu kardeşlerimiz. O günle bir kar yağıyor, bu taraftayız. Bizim wax parafinimiz karın derecesine göre tutmadı. Onlar tutturdu. Ben Ağrılı rakiplerimle hep böyle konuşuyoruz. Kayaklarımızın altını temizliyoruz. O bana diyor git, ben gidemiyorum. Ben ona diyorum git, gidemiyorum. En sonunda Allah tarafından bana bir güç geldi, ben gitmeye başladım. Birer birer o rakiplerimi yakaladım, yakaladıktan sonra rampa var, çok büyük. Oraya vurmuşum ama şöyle öğürüyorum, tamam mı? Niye? Ama yine bırakmıyorum. Kusursun. O kadar ki zorlandım yani. Kendimi çok zorladım, yani kapasitemin dışına çıktım. Geldim finişe, düştüm, bayıldım. Yazık. Ağzımdan burnumdan böyle kan geliyor. Rahmetli Erhan Hoca'nın babası da vah vah dedi, ya bu çocuk nasıl boşmuş ağzından burnundan kan geldi. Zorlamadan mı? Öyle bir anım oldu hocam. Biz Ağrılıyız. Ağrı'da 6-7 ay kış şartlarında böyle yaşıyoruz. Kayak yapmaya herkesi davet ediyoruz. Kayak hakikaten hem zevkli hem de ilerisi olan bir spor. Sporu tabana yayma. Herkes için spor, spor kültürünü yaygınlaştırmak için kış sporlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bana tavsiye etme abi. Ben düz yolda yürüyemiyorum. Ben almayayım. Alalım. Şimdi yürüteceğim seni Bahar Hanım. Sağ ol abicim ama. Şimdi şu pistte bir yürüyeceğiz. Bir çekecekler seni. Tamam abi. Bir dakika. Şimdi ben bu çocuklara bir sorayım. Çocuklar bir gelin bakayım yanıma ablacığım. Ama dikkatli olun. Gelin. Bunlar hep bizim altyapı. Altyapı. Gelin. Bahar Hanım. 2-3 gün önce yarış oldu. Dilan birinci oldu. Rojda ikinci. Maşallah. 5 kilometrede. Evet. 5 kilometre kaydılar mı? Tabii 5 kilometre. Annem babam bir şey demiyor mu sana oranı buranı kırıp geleceksin diye? Yok ya, tehlikeli değil o kadar da. İnsan dikkatli olsa zaten ilk geldiğimizde normal yürüyoruz. Tekniğini öğreniyoruz hocalarımızdan. Ondan sonra kaymaya başlıyoruz. Ayaklarınız üşümüyor mu? Benimki dondu, uyuştu. Zaten kayınca ısınıyoruz, üşümüyoruz. Peki sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Kayağı sevdiğim için kayağa başladım. Balkan, Avrupa, dünya 90 kez milli olmuş. Şu anda da üniversite yokuyor. Kayan sayesinde Betio bölümünde. Sozan'la bir sohbet etmenizi isterim. 90 kez milli mi olmuş? Hayatım bu 90 kere milli olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu tabii. Nasıl başardın bunu? Ben de çok küçük yaşta başladım. 11 yaşımda başladım. Hı hı. Bravo ya vallahi.
Biz hocam, kadınlar yapamayacağımız iş yok. Var hocam. Ya. Kırsaldan geldi. Bu çocuklarımızın birçoğu kırsaldan geldi. Nereden geldiler? Köyünü anlatsın. Aile yapısını. Ayvalık bir köyünden geldik buraya. Ayki hocanın sayesinde başladım ben. Ayki hoca beden eğitimi öğretmenimdi. Görüyordum, ben de kayacağım dedim. Zaten senden olur dedi. Ailem ilk başta biraz karşı çıktı. Sonrasında başarabileceğimi anladılar. Ben de kendime güveniyordum zaten. Yurt dışında yarıştım. Dünya Gençler Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında. Balkanlarda ilk üçüm var. Birinci oldum, ikinci oldum. Maşallah. Kayak bana göre bir spor değil Zozan'cığım ama gerçekten bir hem cinsim olarak seninle gurur duyuyorum. Tebrik ederim. Yani bir kadın olarak oralara gitmek nasıl bir duygu? Kadın istediği mi başarır? Zaten kadının gücüne inanıyorum ben. Yani istersen yaparsın. Kadın erkek fark etmiyor. İsviçre'de yarıştım, İtalya'da yarıştım. Yani bütün ülkelere gittim diyebilirim. Ya ne güzel. Ağrı'nın köyünden sen kalk. Bu spor sayesinde dünyayı gezme fırsatı yakalamıştı Ozan. Bir kadının aslında savaşı ya bu bana göre. Hem de bizi temsil etmiş. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bravo. Zozan eğitmeni kimdi? Beni eğiten Akif Demirkaya. Akif Hoca. Akif Hocam Zozan nasıl? Başarılı mıydı? Zozan ilk kayağa geldiği zaman ben o zaman öğretmenlik yapıyordum köyümüzdeki okulda. Zozan benim sınıfıma denk geldi şanstan. O zaman öğretmeniydim ben Zozan'ın. Zozan bana güvendi. Ben de ona inandım. Öyle başladıydık. Yani Zozan o zaman buradaki çocuklardan çok daha küçüktü. Özverliydi, evleri çok uzakta antrenman pistlerine ama çoğu erkeğin yapamayacağını yaptı, gitti geldi her zaman. Maşallah. Biz ona inandık, o da bize güvendi, başardı. Maşallah. Şimdi üniversiteyi de bitirdi şükür inşallah. Oh. Şimdi o getiriyor çocukları. Dilan, merak ediyorum ablacığım ya, sen kaç yaşından beri buradasın? 14. 14. Peki ailen bir şey dedi mi sana gelirken? Ya tabii ilk başta onlar da bilmedikleri için karşı çıktılar sonradan. Niye karşı çıktılar? Ya çünkü yani genel olarak Ağrı'nın kültürel yapısında hani bir kız çocuğunun gelip antrenman yapması, hani bu şekilde giyinmesi, hani onlara ters olduğu için sonradan alışa alışa artık onlar da izin verdiler. Erkeği bayanı kalmadı. Her isteyen bizim yanımıza geldiği zaman. Can isteyen gelip kayar ya hocam. Biz elimizden geleni yapıyoruz onların. Onlar ne kadar istiyor o önemli. Biz onlara ne kadar sevdiriyorsak onlar da o kadar başarılı oluyor. Peki buradan sizin gibi gençlere çağrınız ne Dilan? Özellikle sana soruyorum. Ben özellikle kız çocuklarının okumasına, bu gibi sporlara gitmesine çok istiyorum. Çünkü bazı aileler oluyor, göndermiyorlar veya okutmuyorlar. Yani onların yapmasını isterim. Peki kızlar, bu spordan sonra hayatınızda ne değişti? Arkadaş çevremiz arttı, sosyal çevremiz arttı. Mesela yeni şeyler öğrendik, yeni şehirlere gittik, yeni yerler gördük. Hani bu şekilde geze geze biz de yani çoğu şey öğrendik. Aslında hayata bakışınız değişti. Zozan peki sen ne hissettin? Daha çok ülke gezip daha çok insan gördükçe insan açılıyor yani. Daha farklı şeyler görüyor, daha farklı şeyler öğreniyor. Farklı insanlarla oturup kalkmak yani kültür açısından da biraz farklı. Dünya görüşün geliştirdi. Okul okudum yani. Meslek sahibi oldum. Meslek sahibi oldum evet. Yeni bir spor öğrendim. Benden sonraki nesle öğreteceğim çok şey öğrendim. Bu kayak bana kattı yani bunları. Gençlere çağrım. Bu işin kadın erkeği yok. Kadınlara bu işi tavsiye ediyorum. Ama ciğeri olan gelsin. Yani ciğeri ciğersiz fark etmez. Peki dereceyi alıp geldin. Nasıl karşılandın? Köyde sana davul zurna çaldılar mı? Köyde değil. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz. Biz havalarında davul zurnalarla karşılandık. İlk karşılandık. Çiçeklerle. Türk bayrağıyla. Ne güzel. Tüylerim diken. Sporcu arkadaşlarımızla. Derece aldığında, o bayrağımız asıldığında ne hissettin onun, ya? Ne kadar gururlu bir duygu. Onun duygusu çok farklı ya. Yani tarif edilemez bir gurur, bir tarif. Çok mutluydum. Zaten çok küçük yaşta milli oldum. 13-14 yaşlarında milli oldum. Ben de istiyorum. Kıskandım. Okan kardeşimiz de hocam burada tam bir ay yabancı arkadaşlarıyla bir odada kamp yaptı yurt dışında. Niye? Cihan'la şey. Takıma hazırlanıyor bir şey. Gözleri bir çıkarsana Okan. Gel yanıma. Okan kaç yaşında başladın? Ben 12 yaşında başladım spor. Ağrı'da insanlar kar demiyor, kış demiyor. Ülkemizi temsil etmek için burada kayak sporlarıyla ilgileniyorlar. Çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. Onlar için ne kadar büyük bir mutluluk. Bizler de geldik. Onların bu heyecanını, sevincini gördük. Ülkemizi temsil etmek kadar güzel, gurur verici bir şey var mı? Allah herkese nasip etsin. O zaman ben de temsil edecek kadar öğrenemesem de biraz deneyeyim, öyle mi? Allah'ım ben ne kadar şanslı bir insanım. İlk defa kayakları giydim, elime bu bastonları aldım.
ve yanımda milli sporcular var, milli antrenörler var. Ülkemizi ülkeler arasında temsil etmiş, madalyalar almış hocalarımla kayağı öğreniyorum. Allah'ım sana çok şükür. Bundan sonra bu kayakta başıma bir şey gelse de gam yemem. Hadi gidelim. 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 Ne, nasıl? Ben bu işi işin ustalarına bırakayım. Zaten kayak sporuyla da pek aram yok. Korkuyorum. Bunu yapanlara mani olmayayım. Bunları da size vereyim. Buyurun hocam. Hocalarım 10 yaşında başlamışlar. Ben 32 yaşındayım. Bu saatten sonra kayak mı öğrenilir demeyeyim. Demeyeyim çünkü bir insan istedikten sonra yapamayacağı, öğrenemeyeceği hiçbir şey yok. Kar tatili yapmak istiyorsanız, kayak yapmak istiyorsanız tatil güzergahınızı Ağrı'ya çevirebilirsiniz. Burada milli hocalarımız var, yardımcı oluyorlar. Bana nasıl yardımcı oldular? Sizlere de yardımcı olurlar. Yeter ki isteyin. Ben işi erbaplarına bırakıyorum. Mikrofonumu alıyorum. Daha yolumuzun. Hadi o zaman Türkiye'yi gezelim. Bahar Kapı'da. Bahar Kapı'da. Çiçeğim, bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim. Ağrı'dayım, buranın balı meşhur. Arının kraliçesini göremesek de Ağrı'da balcının kraliçesi Suzan teyzem yanımda. Selamlar. Aleykümselam, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ağrı'nın neden balı meşhur? Bitki örtüsü, dünyadaki endemik bitki örtüsünün İlk olarak Ağrı'da tespit edilmesi. Bizde meyve türünden hiçbir bitkimiz yok. Tamamen kır çiçeklerinden, doğadan elde ettiğimiz hiçbir katkısı olmayan arılarımızdan aldığımız kıymetli balı sizlerle paylaşıyoruz. Suzan teyzeciğim. Hey canım. Peki bu balın tadı nasıl ki böyle? Şimdi bal. Evet. Bal tadında. Yani balın tadı bal. Doğanın en güzel şeyini Rabbim bizlere göndermiş. Evet. Bunu gönderdiği zaman da bizlerden bir şey istemiş. Lütfen bana yanlış bir şey katmayın. İnanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İki defa yanlış bir şey katarsanız üçüncü kez size bal vermez. Hani hep diyorlar ya işte şeker katıyorlar. Evet. Ondan bahsediyorsun değil mi? Hayır, keşke şeker olsa. Ben şekere razıyım. Başka ne katılıyor? Hiç arıya uğratmadan maalesef tezgah altında bal yapılıyor. Glikoz şuruplarından insan sağlığına değil, arının yaşam felsefesinde bozan glikozla arıların kısa sürede kanser olduğu ortaya çıktı. Ama biz bunları hala tespit edemiyoruz. Nasıl 3 kuruş fazla kazanacağız? Nasıl cebimize bir şeyler koyacağız? Bunun hesabını yapıyoruz. Peki bunu nasıl önleriz? Bunu önlemek çok zor maalesef. Onu sattığınız zaman, pazarladığınız zaman evlatlarınızı düşüneceksiniz. Doğru. Kendi çocuklarınızı düşüneceksiniz. Kendi yediğiniz yakınlarınızı düşüneceksiniz. Onlara yedirmiyorsanız lütfen yapmayın böyle bir yanlışı diyeceksiniz. Ondan hiçbir hayır görmezsiniz. Onun bereketini göremezsiniz. Bunların vebalini çekersiniz. Bunların sorumluluğu çok ağır. Sizin arılarınız var değil mi? Kendi arılarımız gidiyor, ölüyor. Yenine yerileri geliyor. 21 gün yaşar bir arı. Kraliçe arı 5 yıl yaşıyor. Sen gibi kraliçe. Ha, kraliçe arı. Arıların babası da yok. Bir tek dünyada babası olmayan arılardır biliyor musunuz? Bilmiyordum. Tabii onların babası yok. Ana arı var, kraliçe arı var. Babaları yok onların. Erkek bir işçi arılarımız var, bir çalışan arılarımız var. Kraliçenin eğer orada olmazsa, yumurtlama dönemi olmazsa hiçbir tane arı göremezsiniz o kovanda. Ya Suzan anne, ben arıdan çok korkardım. Senin bu anlattıklarından sonra vallahi korkmayacağım. Ama sokuyorlar ya. Hayır, ben bu sezon herhalde bir 20-25 tane arı sokturdum vücuduma. Niye? Bütün romatizma ağrılarına, kan dolaşım için oturuyordum. Ağıran kollarıma, bacaklarıma ikişer üçer tane arı sokturuyordum. Niye ve ki? Sağlıklı olabilmek için. Ondan sonra oh be diyorsun, bir daha yaptıracağım, bir daha sokturacağım. Niye, ne faydası var arı sokunca?
Arı sokunca romatizmadan kurtuluyorsunuz. Kesinlikle Allah Allah. Kas ağrısı, ayak ağrısı olmuyor. Bir yenilenme oluyor. Vücudunuzda bir gelişme oluyor. Bir yenilenme oluyor. Mesela şimdi damar açma özelliği çok fazla. Tıkalı damarlara vurun. Sırt, boyun fıtıklarına vurun. 2 gün, 3 gün sonra bakın üst üste 2 tane yap, sokturun arı. Sakın arılara dokunmayın. Onları sevin. Onlar size karışmaz. Peki alerjisi olanlar? Şimdi benim alerjim vardı. İlk dönemde. Hatta bir arı soktuğunda damara isabet etti. Hastaneye zor yetiştim. Ondan sonra şimdi sokturmak için mücadele ediyorum. Allah Allah. Vücut bağışıklık sistemini onu değiştirdi, kabul etti. İnatlaştım arıyla. Şimdi sokması için mücadele ediyorum. Suzan anne, bu balın niye rengi koyu, bununki açık? Bu polenli bal. Polenli ne demek? Çiçek tozları. Arı bacaklarında kendi yavrularını kışın beslemek için polen zerrecikleri getiriyor. Tane tane petek gözündeki polenler. Bunun kendi balıyla karışmış, insan sağlığına en büyük faydası olan bal bu. Bu peki? O doğal süzme ballarımız, petekten aldığımız şu peteklerin hiçbir katkısı olmadan süzülüp bu şekilde kavanozlanmış halidir. Balın hakikisini, doğalını nasıl anlarız? Şimdi gerçekten... Bak bunda böyle siyah siyah bir şeyler var. Evet, o balın kendi içindeki petek zerreciklerinden kalan damlalardır. Gerçek balı çözmek, anlamak çok zordur. Ancak sen nasıl anlarsın? Valla ben şimdi akışkanlığına bakarım. Metrelerce kaldırın, gerçek balda kopma, parçalanma, dökülme olmaz. Ama sade bir bal olursa, içinde şeker, glikoz olursa parça parça koparak dökülür. Gerçek bal donar, krema şeklinde alır. En gerçek bal bu. Balın kristalize olmuş, bitmiş hali. Ham bal olarak geçer. Arının beyaz balı. Donmuş, kristalize olmuş. En kaliteli, en doğal bal bu. İçinde hiçbir katkısı yok. Bunda var mı? Hayır, bunda yok. Bu da kalacak. Bir ay, 1,5 ay sonra bu da aynı bu şekilde olacak. Yani biz şimdi alıp götürdüğümüzde evde böyle bunu mi oluyor? Bu şekilde, ben bu şekilde de tüketiyorum ama onu bir sıcaklığa koyacaksınız. Bu renge mi dönüyor? Evet, aynı bu şekilde alacak. Kıymetli baldır. Şimdi buna bakın. Bak çekiyorum, çekiyorum. İstediğin kadar uzat, asla kopmaz. İncecik oldu. İstediğin kadar yüksel. Çek kopmuyor. Kopmaz. Bunun içinde katkı olursa, şeker, glikoz, herhangi bir madde olursa parça parça kopar. Suzan anne tadına bakabilir miyim? Tabii şöyle doldurayım böyle de bir güzel bir balla. Oo, şifa olsun, ben vereyim. O sana şifa olsun. Şifa olsun inşallah. Bunun hiçbir katkısı yok. Arı sevgisiyle beraber bunu yapmış, peteğine koymuş. Bunun tadı hiç diğer ballara benzemiyor. Çok güzel. Emeğine buradan Suzan sağlık. Annenin arılarına teşekkür ediyoruz. Onların sevgiler, emeğine saygılar, sağlık. Canlarım, bir tanelerim. Onların varoluşlarına sağlık. Peki Suzan anne, biz niye bu kaşıkları attık? Metal kaşık koysak olmaz mı? Şimdi metal kaşık kuru olarak koyacaksınız. Islak olmayacak. Islak olduğu zaman kristalize olur. Bunlar şekerlenme daha çabuk olur. Peki neden şekerlenir bal? İyi bal donar, kristalize olur. Mesela suyla temas ettiği zaman şekerlenir. Şimdi bir bal şekerlenirse hakiki evet, mi değil mi? Hakikidir. İyi bal donar. Şekerlenme farklı bir şey. Fütür fütür olursa içinde katkı olur. O farklı bir şey ama kristalize olup da krema şeklinde. Bıçağı vurduğun zaman hiçbir şeye takılmadan çıkıyorsa gerçek baldır. Bal buzdolabında saklanmaz. Yaz kış. Hiç saklanmaz buzdolabında. Buzdolabına koyduğunuz zaman hemen bir nem, soğuk ve sıcak havada nemlenir, rutubetlenir ve sıvı hale gelir. Bozulur, özelliğini kaybeder. Buzdolabına bal girmez. Mutfakta, karanlık yerde, ağzı kapaklı, çok uzun ömürlü kalabilmesi için saklarsanız daha sağlıklı olur. Peki camda mı olmalı yoksa başka şeyde de olabilir kutusu mi? Kutusu sağlam, temiz olabilir. Plastik de olabilir. Cam, en sağlıksız cam kavanozlar. Şimdi, balın faydaları neler? Balın faydalarını saymakla bitmez. İnsan vücudunun temel direğidir. Benim hayatım boyunca 40 yıllık tezgahı 45 yıldır her gün ortalama 300 gram, 400 gram, bazen yarım kilo bal yediğimi bilirim. Şekerin yok mu? Hayır, maalesef? Bal şeker yapmaz. Şeker hastalarını tedavi eder. Tabii, bir kere hücre yenileme özelliği çok fazla. Vücudun direnci. Bütün organları birbiriyle barıştıracaktır. Aldığınız bir damla, bir çay kaşığı bal, ağzınıza girdiği zaman 17 saniyede kana karışıyor. İnsan sağlığının
en büyük koruyucusu, temel taşıdır bal. Vücuda bir kaşık bal girdiği zaman o gün bütün kötülüklerden uzak kalacaksınız. Neden? Rabbimin yaratmış olduğu dünyanın en kıymetli hazinesini organlarınla hepsiyle tanıştırıyorsun. Ben geldim diyor, günaydın diyor. Arıya ve bala çok sahip çıkalım. Ben şimdi Türkiye'nin neresine gidersem kendi balımı yanımda götürüyorum. Gerçekten tabii mi? Ben başkasının balını da kendi balım gibi yiyemiyorum. Ama samimi söylüyorum. Bavuluma ilk koyduğum şey balım. Bu bal işine nasıl girdin? Rahmetli eşimin işiydi, dededen kalma. Şurada bir yazı var zaten babasının yazmış olduğu. Bir padişah olsaydım, evet, emir ferman yazsaydım, bin abide dikerdim canı can katanlara. Arı çobanı Ahmet Rıfat Sürmeli. Kayınpederi eşimin, İshak Paşa'nın öz torunu Doğu Beyaz Türk Saray. Eşinin babası. Babası, öz babası. Doğu Beyaz Türk Saray. Evet. Eşimin dedesi. Öyle mi? Tabii. Ben bir de Osmanlı geliniyim orada. Paşa geliniyim. Örfümüzü, adetimizi bozmadan, geleneklerimize saygı duyarak şu tezgahımı hep devam ettirdim. Burası aslında benim bir misafirhanem, biliyor musunuz? Ben burada bir ev sahipliği yapıyorum. Ağrı'dayım. Fırat Nehri'nin en uzun kolu Murat Nehri arkamda demek isterdim ama soğuktan o da donmuş, üstü karla kaplanmış. Herhalde burada insanlar yürüyerek karşıya geçiyorlar çünkü donmuş, üzerinde ayak izleri var. Ağrı'da Taşlıçay'dayım. Etrafım kar çölü gibi. Bembeyaz, parmaklarımın uçları dondu. Çok üşüdüm ama çekimlerimiz devam ediyor. Çok soğuk. Ay, bir amca var, bakayım o ne yapıyor burada. Selamünaleyküm amcacığım. Nasılsın? Ay, çok sağ ol, üşüdüm. Sağ ol. Ne var ne yok amcacığım? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Vallahi burada araba yıkıyorum bazen. Araba mı yıkıyorsun? He, Kur'an okuyorum. Namazımı kılıyorum. Adın ne amca? Benim adım nüfus kağıdında Orhan Turan. Ama asıl dünya bana Memiş diyor. Memiş. Evet. Memiş amca, başka tabure var mı? Ben var, ben sana vereyim bir dakika. Ver, otur. Tabura otur. Of, dondum Memiş amca ya. Üşüdün mü? Çok dondum, dondum. Dondum ben. Ben, biz nasıl donmuyoruz? Siz alışmışsınız buralara. Yok Memiş, tamam amca. Burası güzel. Burası güzel. Hayatta aradığımı bulamadım. Bulamadın mı? Bulamadım daha. Niye? Ne arıyordun? Şimdi Selami Şair'in bir şarkısı var, onu biliyor musun? Hangisi? Ellere güvenme, gitme sevdiğim. Zaman kötü artık, ararlar seni. Vefasız kullardan şifa bekleme. Kıymet bilmeyene satarlar seni. Bulamazsın, bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Bulamazsın. Özüm gibi seveni bulamazsın seni mutlu edeni. Eğer gideceksen mani olamam. Düşersen sonunda yine bul beni. Vefasız kullardan vefa bekleme. Kıymeti bilme bir kula yana. Satarlar seni. Memiş amca, Selami abi öyle demiş ama bulanlar da buluyorlar be. Yok. Arayan Mevlasını da bulur. Mevlasını bulur, azam belasını bulur ama bizden uzak olsun. Memiş amca, sen ne aradın da bulamadın bu kadar? Ben aradım. Ne aradın? Aradım. Senin çok için yanmış belli. Sevdim. Çok sevdim ama. Allah Allah. Canımı isteseydi hiç tereddüt etmeden ona verirdim. Sen öyle diyorsun ama şimdi yenge duyarsa kızar. Ya kızmaz. Cennetin anahtarı bende olsa ikimizde, ikimiz girelim. Başka kimse girmesin. Evdeki yenge nerede? Duyarsa kızar sana. Evde yenge yok.
Niye yok? Yok da yok, evlenmedim. Bir tek ona kafayı taktım, başka yok. Sen ciddi misin? Ben şimdi dünyanın en güzel, en orijinal, en zengin, en müjdevazi, en görgülü, asaletli onun bir saçının kılına değiştirmem, teline. Memiş amca sen şimdi aşık oldun. He. O kızın adı neydi? Kızın adını söylemem. Onu ben biliyorum. Ablanın aşkından hiç evlenmedin mi? Hiç evlenmedim. Onunla da evlenmedin ha? Onunla da evlenmedim. Peki o evlendi mi Memiş yok, amca? Yok, evlenmedi. O da mı evlenmedi? O da evlenmedi. Ay. O da orada. Sen kaç yaşındasın? Ben 1948 doğumluyum. 74 yaşındayım. Kaç sene önce sevdin ablayı? 54 senedir askerden gelmişim. Askerden 3 sene evvel. 16-17 yaşında. Tabii çok iyiydi. Nerede tanıştı? Görüştü. Buradaydı onlar. Bunlar evlerini götürdüler Hatay'a. Niye? Götürdü gittiler de işlerine yaramadı, çekti gittiler. Senin olan aşkından haberi var mıydı? Ya olmaz mı ya? O da seni mi seviyordu? He, tabii ya. Ya biz kanımızdan yazdık ya. Bizde civir var böyle ağaç. Civiri kestik, kanımızdan böyle cilet vurduk, yazdık. Peki sana niye vermediler Mehmet abi? Başlık parası. Kardeşim başlık. O zaman ben 175 lirayı nereden buluyorum? Bir otobüs 100 liraydı ya. Otobüs. Oğlum babası iyi değildi. Başlık parası o dedi. Anası yok. Anası başlık parasına yaraşmıyordu. Hayatta beddua alma. İyi olmaya bak. Babasının gırtlağı delindi, kanser oldu. Felç oldu. Böbrekleri gitti. Prostat oldu. Sol tarafı felç oldu. Ağlayanın malı gülene kalmaz anam. Dedi babam bizim muradımızı gözümüzde koydu. Ölmedi dedi, gemerdi. Dedim öyle deme. Öldü mü babası? He. Peki hiç görüştünüz mü Memiş amca? Görüşüyorum, ben görüşüyorum. Bir adam bizim buradan oraya çalışmaya gitmiş, Hatay'a. Portakal, portakal, elma, melma, kivi, meyve ağaçlarına. Demiş sen nerelisin? Allah Allah hareketine bakıyor, giyinmesine diyor ben Ağrılıyım. Neresinde? Taşçay'dan. Daha dememiş biz Taşçaylıyım, ben de Taşçaylıyım falan. Demiş sen orada Memiş var, Memiş diyorlar. Onu tanıyor musun? Demiş evet, bizim komşudur. Ben sana bir mektup vereceğim, götüreceksin onun kendi eline, elini de kulağına basacaksın, onun kendi eline vereceksin. Kız mı diyor bunu? Kız diyor, he. Diyor tamam, diyor bunu açar okursansa mahşerde iki elim senin kanda yakanda olsun. Bunun kendisine vereceksin. Okudun mu? Okudum, okudum ama. Ne yazmıştı? Burada da birleşmesek, öbür dünyada biz beraberiz. Hiç merak etme beni, ben iyiyim. Bu mektubu şeyden etmez, evi, adresi öğrendim. Ben burada gittim oraya, ıslık çaldım. Gördüğüm zaman benim dünyam yıkıldı. Ben onu gördüm, dedim Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası benim. Hatay biliyorsun. Sahile gittik, çay mı içtik. O seni görünce ne dedi peki Mehmet amca? O beni görünce bir çığlığı at dedim, atma millet bakıyor dedim. Kimse sırrımızı anlamasın. İbadet de gizli, kabahat da gizli. Kimse görmesin. Ama her şeyi o görüyor. O görüyor. Dedim tamam. Biraz ağladım ben kızımızın. Benim hiç sözümün erindeyim. Sen de sözümün erindesin. Ben bunun alnından öptüm. Dedim hiçbir zaman şey olma, rahatsız olma, kavuşamıyoruz. Takdir ilahi Allah'ın elinde. Allah dilemese, siz Allah dilemese siz neden buraya gelecektiniz? Ben ona dedim ki annem, babam gittikten sonra bir gecede olsa biz yaşasak, bitti. Sabret. Sabır, şükür, ham. Aceleyle işim olmaz. O da sabırlı. Ama sinirli. Şimdi gönül seven güzel olur. Severek. Tamam mı? İnsan olarak, dürüst olarak, saygı, sevgi, bir de muhabbet. Gönülsüz olmaz. Memiş amca 58 senedir senin kalbinde bu aşk var. Hiçbir şeye ihtiyacın olmadı mı? Hiçbir şeye. Hiç. Hiçbir şeye.
Şimdi şuradan gelse abla. He. Ne yapardı? Canımı kurbanladım oraya. Ya. Öyle yapacağım. Ben onu yüzünden yüzünden öpmedim. Alnından öptüm gördüğüm zaman. Gülüşlü adamın alnından öpeceksin. Memiş amca ya, çok üzüldü. Yok, üzülme. Çok üzüldüm. Ben hiç bak kazandığıma sevinmedim, kaybettiğime de üzülmedim. Kendisine bir ev yaptırdı. Evi var. Ondan mutluyum. Kirada olsaydı ben vicdan azabı çekerdim. Peki yıllar sonra evlenmeyi düşünmedin mi? Annem diyor az diyor, bekle diyor, bekleme. Ben bekle, ben de diyor beklemedeyim. Annem de diyor şey olsun, biz ikimiz ebedi ömür boyu yaşayalım. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Ah, böyle durup bakışacağız. Allah'a 124 peygambere yerden göğe kadar şükürler olsun. Memiş amca peki sen bekar adamdın, hayallerin vardı. Niye ya evlenmedin? Çocuk, kendine sana, bu eziyeti niye ettin? Ya şimdi kendime eziyet etmeyi ne biliyor musun? Kerem yandı, aslında saçınla onun ateşiyle yandı, o da yandı. Onun aşkı da benim aşkın yanında hava civa. Özlemedin mi? Ya özledim. Ya ben sana diyorum cennetin anahtarı bende olsaydı hiç tereddüt. Canımı istesin ben verirdim ya. Ya ben öyle sevdim kardeşim. Seven adam bilir kardeşim. Sevilmeyen adam bilmez. Neyleyim sarayı, neyleyim köşkü. İçinde sallanıp yar olmayınca. Şimdi daha ne kadar bekleyeceksin? Bak, Memiş amca ömür gitti. Yok gitmez. Ya bir gün ya. Bak sen elbet bir gün kavuşacağız şarkısını söyledi. Ömür de bitmez, enerji de bitmez. Belki seni sevmiyor. Oo. Kara bulutları diyor kaldır aradan. Vay aman vay aman. Sevmese bana cevap vermez. Ablanın hiç isteyeni olmamış mı? Niye evlenmemiş? Yemin ettik dedik biz ölene kadar evlenme evlenme yok. Ben sana diyorum kanımla yazdım. Ya tamam gidelim bulalım o zaman. Ya bulma. Ben bulurum. Ya vallahi bulurum. Ne olursun. Yo, yo, yo. Yüzü gözü sesi. Ya nasıl? Yüzü gözü sesi rengi halı hareketi. Tavuğu dört dörtlük. Ben onda zerreyi miskal kadar bir şey görmedim. Onun için öyle sevdim. Hiç kimse değişmemiş. De gözü yok değişmez. Şimdi gördün mü onu son zamanlarda? Gördüm. Ne zaman? 2017'de. Yaşlanmamış mı? Yaşlansa mühim değil. Ya o yaşlansa bile dünyanın en üstün kızı dürüst insanı ya. Başı da ağarsın, kalp ağarmasın. Şimdi sen onu çok sevdiğin için gönlünde, gözünde en güzel o. Ya dünyanın, onun tırnağının kestiğim tırnağına değişmem kardeşim. Memiş amca niye koluna tutup getirmedin? Ya yok. Niye? Biz gelecek zamanı biliyoruz. Mevlana ne diyor? Bir karanlığın önünde bir ışık var. Bir korun da önünde bir güneş var. Bak Allah güneşimizi bizim kesmez. Memiş amca bu kadar sevdayı kimse bilmiyor muydu? Kimse size örnek olmadı mı? Ya ben sana ben kimsenin sözüne bakmam, dolduruşa binmem, gözümden görmediğim bir şeye inanmam. Tamam niye sana ön ayak olmadılar? Ön ayak bırak. Burada ön ayak olacak bir adam yok. Size bir şey olursa ya kavuşamazsanız? Hiçbir şey olmaz. Takdir ilahinindir. Ne zamana kadar bekleyeceğiz? Sonumuz ben ne? Ben ölene kadar beklerim. Peki o bekliyor mu? O da bekliyor. Peki ne zaman kavuşacağız diyor. Ya Allah ne zaman nasip etmişse o zaman kavuşacağız kardeşim. Allah gecinden versin. Sana bir şey olursa gözüm açık hiç gider şey der misin? Ya ben Allah'ın izni kuvvetiyle hiçbir şey Allah'ın takdir ilahisine her şeyine inancım sonsuz. Kara böyle bir kara sevda kara toprakta bak, biter. Sağlık olsun, dağ dağa kaçmaz, insan insana kavuşur. Sen şimdi burada taşlı çaydasın, insanlardan uzaksın. He. Küskün müsün insanlara? Yo, ben insanlara küskün değilim. Ben her zaman yalnızlığı sevdim. İnsanları sevmesem
İnsanlarla ilgilenmem, insanlara dua etmem, insanlara yanaşmam, insanlardan uzaklaşırım. Bahar, bir insana seni seviyorum bir sefer söyleyeceksin, başka söylemeyeceksin. Ben onu bekliyorum. Biz Allah'tan gelene şükredeceğiz değil mi Hüseyin amca? Ya zaten şükür, sabır, hamd etmeyen bir adam muhakkak olamaz. Memiş amca, yalnızlık zor değil mi? Yok, yalnızlık zor değil. Sana kim bakıyor? Yaşamak, ben kendim. Senin çocukların olsaydı... Benim çamaşırımı da yıkıyorum, yemeğimi de yapıyorum, banyomu da yapıyorum, Kur'an'ımı da okuyorum, namazımı da kılıyorum. Aslında Memiş amca, senin 58 senedir kavuşamadığın, kara sevdaya tutulduğunu aşk var ya, kavuşamamanın sebebi başlık parası. Ay baba rahmet, işte burada doğru dedi. Ya sevenleri ayırmasın. Ya sevenleri ayırmasın. Devlet yasakladı zaten, bu başlık olmasın. Ya başlık alanlar mutlu olmuyor. Niye Memiş amca? Almıyor. Parayla saadet olmaz. Bazısı diyor ki parasız da olmaz. Yalnız para seni kurtarmaz. Başlık gene Kur'an'da haram. Haram, bir de devletimiz de yasakladı. Daha öyle. Devletini, bayrağını, milletini, vatanını, askerini, polisini sevmeyenin kanı bozuk kardeşim ya. Doğru. Başlık parası alanlara ne söylemek istersin? Burada başlık parasında şaşırmış. Ölüm var değil mi? Evet. Onlara Allah kan gibi kusturuyor, haber olmuyor. Burada başka başlık parasından mağdur olan var mı? Ya kardeşim, çok. Şimdi başlık parası alıyorlar mı hala? Alırlar. Onlar şaşırmış. Nasıl engel olacağız peki? Hiç sen değil, felek engel olamaz. Felek. Allah'tan korkmayandan. Korkulur mu? Allah'tan korkmayandan diyor, kork. Diyor, parayı alın, verin bunu, bu ne olursa olsun. Memiş amca, 58 yıldır bu kara sevda sende. Şu anda bizi izliyorsa ona ne söylemek istersin? Onun Allah işini gücünü rast getirsin bir. Ne muradı varsa versin, iki. Ona Allah hiçbir hastalık vermesin, bana versin, ona vermesin. Ya. Allah onunla da beraber olsun. Ağlama yok. Bu ağlamak değil, gerçekten çok etkilendim. Artık bu devirde bunlar kalmadı. Senin ya kalmadı, gibi insanlar ne yaşam, nerede? Kalmadıysa biz kaldık. Kavuşursunuz, kavuşmazsınız ben bilemem. Onu bilir. Ama böyle sevdalar... Bu devirde kalmadı. Kalmadı. Bu sevdayı 58 yıl kalbinde taşımak da her yiğidin harcı değil. Asaletli bir adam. Köklü bir adam. Yanlış yapmaz. Hıyanetlik düşünmez. Sevdi mi güzel sever. Ve bekler. Sevmedi mi de. Bırak ya. Git ya kardeşim ya. Son git. Noktayı Memiş amca koydu. Haydi. Ağrının yiğidi de Memiş amcam. Allah iyilerden razı olsun. Kötülerin yüzünü de Azrail görsün, bizden uzaklaşsın. Felek ne derdin var ise, ben varım ya sal başına. Usandım senin dünyandan, bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma, yar başıma. Ah canlarım, sormayın, çok dertliyim. Doğu'nun Antalya'sına gidiyoruz dediler. Bir geldik Iğdır'dayız. Hava mı? -10 derece. Soğuktan dondum. Nefes alırken boğazım kuruyor. Gerim gerim gerildim sinirden. Hani sıcaktı burası dedim ama nafile. O zaman seni bir terapiye götürelim dediler. Bir sevindim, bir sevindim, anlatamam. Geldik de yine dağın başındayız. Her yer mağara. Tuz terapi merkeziymiş. Yine çekime getirmişler. Hiç dinlenmek yok mu? Nerede ısınacağız bilmiyorum. Tuzluca'da tuz mağarası, tuz terapisi dediler ama gerçekten burası terapi gibi geldi bana. Allah'ım, bir sakinlik. Vay arkadaş, nasıl bir şeymiş burası. Her yer tuz. Taban, tavan, sağım, solum, her yer tuz. Peki bu tuzun faydaları ne, özelliği ne ki? Neden bana böyle oldu? Bir de böyle ağzımda nefes alırken tuz tadı var. Merak ettim. Hadi öğrenin.
Bayağıdır Tuzluca'da tuz mağarasındayım. Burası o kadar güzel bir yer ki bildiğiniz debi derya. Yanımda Tuzluca kaymakamı Salih Çiğdem beyefendi var. Benim meraklı sorularımı inşallah cevaplayacak. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Sayın kaymakamım, burası ne kadar güzel bir yer. Burayı bize öncelikle bir tanımlar mısınız? Tabii ki. Öncelikle Iğdır'ımıza, Tuzluca'mıza hoş geldiniz diyerek ben konuşmaya başlamak istiyorum. Şu an bir tuz kütlesinin içerisindeyiz. Burası bir tuz dağı. Mağara. Mağara, evet. Burada 10 yıllardır tuz çıkarılan bir maden var. Tuzların çıkarılmasıyla oluşan galeri boşlukları zamanla geniş boşluklar oluşturmuş. Mağaramızın en önemli yapılarından, odalarından bir tanesi olan kristal odamızdayız sizlerle beraber. İç genişliği 10 bin metrekare, dış genişliği 14 bin metrekare olmak üzere toplam 24 bin metrekarelik bir alandayız. Iğdır Valiliğimizin öncülüğünde Iğdır Üniversitemiz, Iğdır İl Özel Dairemiz, Tuzluca Kaymakamlığımızla beraber bir proje geliştirdik. Burayı hem sağlık turizmine hem de bir turizm noktası olarak insanlarımızın hizmetine açma gayretiyle işe başladık. Tuzun yatağındayız şu anda, en önemli yerindeyiz. Tuzun faydaları neler? Terapi merkezi olarak konuşacak olursak, tuzun içerideki havadaki negatif iyonların özellikle solunum yolundaki rahatsızlıklarla ilgili ciddi anlamda bir faydası olduğunu hocalarımız tespit etti. Şu an yerde üzerinde gezdiğimiz çakıl gibi görünen maddeler dahil tamamıyla tuz. Yani bunu içine böyle nefes olarak aldığımızda, kokladığımızda bugün... Yani toz gibi görünüyor, evet, da. Ama tamamıyla, Salih Bey, aynen. Tamamıyla tuz. Burayı ziyaret eden insanlar o gün gerçekten rahat uyuduklarını, o günü rahat geçirdiklerini, özellikle astım, bronşit gibi hastalığa sahip kişilerin buradan faydalanarak ayrıldıklarını biliyoruz. Geçmiş dönemde de zaten bu kadar aydınlatma ve diğer altyapı işlemleri tamamlanmadan önce de insanlar buraya gelip vakit geçirip burada şifa buluyorlar. Sayın kaymakamım, şimdi buradaki bu tuzları ben götürsem evde yemeğe koyabilir miyim? Yani tabii bu şekilde değil ama koyabilirsiniz. Kaya tuzu olarak tüketilen tuzun her maddesi kirli bir yapıda şu anda. O yüzden tamamıyla doğrudan aldığımızı belki kullanamayabiliriz ama yani herhangi bir işlemden de geçmiyor. Sadece kırma ve ayırma işlemi yapılıyor burada. Akabinde sofra tuzu olarak kullanılacak kısmı ayrılıyor. Kalan kirli kısım da burada ve Türkiye'nin her yerinde malumunuz kış dönemindeyiz. Karayollarının tuzlanmasında dahi burada gördüğümüz kirli tuz tabakası kullanılıyor. Bu da tuz değil mi? Doğrudur. Ay, tuz. İnsan böyle kıyamaz incelediğimizde bunlara ya. Baksanıza. Parlaklığı da görebiliyoruz. Nasıl kristal parlıyor vallahi. Burası hep böyle kristalleşmiş ya havada. Baksanıza kar gibi donmuş. Bu insanların kafasına düşmüyor mu? Kristal odada böyle bir tehlike yok. Niye yok? Diğer alan. Çünkü bunların oluşması zaten yine dediğim gibi bilimsel verilerle incelediğimizde yüzyılları alan bir süreçte oluşuyor kristaller. O yüzden çok sağlam bir yapıda. Diğer alanlarda da biz yılda iki defa, üç defa olur da belki bazı kaya parçalarında bozulmalar olabilir endişesiyle zaten çalışma yapıyoruz güvenlik anlamıyla. Eskiden insanlar gelip burada tuzu alıp götürüyorlar mıydı? Hani sofra tuzu olarak kullanılıyor muydu? Ay pardon, kullanıyorlar mıydı? Tabii ki. Bu çok özür dilerim, bu şu anda şeyin etkisi, tuzun etkisi. Başım döndü gerçekten. Böyle bir dinginlik geldi bana. Bir sakinlik. Hani böyle bağırmıyorum. Çok konuşmuyorum aslında da. Siz benim normal hallerimi bilmezsiniz kaymakamım ama. Yani daha böyle sakinim şu anda. Bunun sebebi de tuz değil mi? Tabii ki tuzun birçok etkisinin hem hastalık anlamında hem rahat nefes alma anlamında. Çünkü oksijen vücudumuzun malumunuz vazgeçilmezi. Oksijen oranımız ne kadar yüksek olursa o kadar da rahat edebileceğimizi düşünüyoruz. Mutlaka faydası olduğunu düşünüyorum. Hatta nefes alırken şu anda dudaklarımın tuzlu olduğunu hissediyorum. Ağzımda böyle bir tuz tadı var vallahi. Sizde de oluyor mu? Yani tabii ki. Çünkü dediğim gibi yerde ezdiğimiz çakıl taşı gibi görünen malzemeler dahi tuz. Bunu biz ezdikçe negatif iyon olarak biz bunları solunum yoluyla vücudumuza alıyoruz. Eskiden insanlar buralardan tuzları alıyorlar mıydı ya da sofra tuzu olarak kullanılıyor muydu? Tabii ki. Tabii ki. Geçmişte buradan hem hayvancılık anlamında hem diğer gıda maddesi anlamında gelip bu insanlar burada kendi emekleriyle tuzları kırıp götürüyorlar. Zaten bu galeri boşluklarının oluşması, yani şu an içinde bulunduğumuz boşluğun, burası aslında 3 katlı bir mağara. Şu anda biz en taban yerdeyiz. Diğer katları güvenlik nedeniyle giremiyoruz. Çünkü tehlikeli bir alan. Buradan oradan boşalta boşalta aslında buradan tuz çıkarılarak bu oluşuyor. Burası aslında bir bütün. Bütünün parçası adeta nakış gibi oyularak içeriden galeri boşlukları oluşturuluyor. Kurban olduğum Allah ya, neler yaratıyor değil çok mi? Çok şükür. Evet. Çok şükür. Verdiği bütün nimetlere. Peki bu arka tarafımız nereye gidiyor? Şu anda dağın tepesine doğru tırmanıyor burası. Hı. En zeminden. Şu an biraz daha yüksekteyiz. İnşallah projemizin ikinci etabında burada bir konferans salonu planımız var. Biz bu mağarayı çok amaçlı olarak kullanma niyetindeyiz. Şu an burada konferans salonu oluşturulacak. Arka tarafımızda camdan bir sahne oluşacak. Hı hı.
Diğer tarafta 8-9 tane tuz terapi odamız olacak. Kitap okuma alanı, iç alanda bir tane kafeteryamız olacak. Çocuk oyun alanları. Yani amacımız burada insanların daha çok vakit geçirmesini sağlamak. Dolayısıyla buraya gelen insanların yapması gereken tek şey nefes almak. Biz de daha çok vakit geçirerek, daha çok nefes alarak sağlıklarına daha çok katkı sağlamayı hedefliyoruz. Burası aslında eskiden kalan bir bölge. Evet. Yani oradan yenilenmiş. Hali. Şu an dokunulmamış. Doğal hali. Evet, dokunulmamış. Bu arkamdakilerin hepsi tuz değil mi? Doğrudur. Bu sarkıtlar bunlar insanların kafasına düşmeyecek mi? Çok tehlikeli bir şey oluşturmuyoruz. O küçük sarkıtlar çok hafif tuz kütleleri. Bazen hatta oradan damlama şeklinde su da geliyor. Biz mümkün olduğunca temizlemelerini yapıyoruz. Bulunduğumuz alan ziyarete kapalı zaten şu anda. Projelerimiz tamamladıktan sonra buralarda ziyarete açacağız mağaramızı. Peki buralarda yarasa var mı? Yani yarasa var. Mağaramızın ışıklandırılmış bölgesinde değil ama daha kuytu köşelerde. Onların da bakınca aklıma geldi. Onların da doğal yaşam alanları tabii. Ancak ışıklandırma ve şeyden sonra mağaranın diğer açılmayan, ziyarete açılmayan alanlarına geçiyorlar diye düşünüyoruz. Siz hiç gördünüz mü? Yani ben görmedim, yok, hayır. Kuzey Avrupa'da buzdan terapi merkezleri, oteller, her türlü şey turizme açılmış ve yapılmış Sayın Kaymakamım. Anlattığınıza göre de Iğdır'da, Tuzluca'da da tuzdan herhalde tuz terapi merkezi olduğuna göre tuzdan oteller, tuzdan sandalye bile bekliyoruz sizden artık. İnşallah. yani Tuzluca'nın geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu, geçmişten itibaren ve olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Burası da bir turizm alanı olarak oluşturulduktan sonra tuzla ilgili hediyelik eşyalar, tuzla ilgili üretim alanları, el sanatları üretim merkezimiz de olacak. Hı-hı. Buradaki bayanlarımız tuzdan hediyelik eşya üretip hem ekonomik olarak kendilerine katkı sağlayacaklar hem de Tuzluca'mızın tanıtımını sağlamış olacaklar. Babaannem hep der ki sen 3 günlükken biz seni tuzladık, sen yaz kış kokmazsın der hep bana. Bu doğru bir şey mi? Bizim gelenek ve kültürümüzde yeri olan şeyler doğruluğu tartışılması tabii bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. Tuz önemli bir şey. Tuz önemli bir şey. Tuz hayatımızda tuzla ilgili malum hikayeler şeyler mevcuttur. Tuz gibi sevmek gibi bir tabir vardır. Neden? Babası evlatlarından hepsine sorduğunda beni ne kadar seviyorsun diye onlar hepsi örnekler veriyor. Bir tanesi tuz kadar söylüyor. O evladına kırılıyor baba. O evlat babasını bir gün yemeğe davet edip hiçbir yemeğe tuz atmıyor. Hı-hı. Ve orada tuzun kıymetini babasına bir nevi göstermiş oluyor. Göstermek istiyor. Ne güzel hikaye. Burada yatak odalarında da tuz lambaları veya bulundukları odalarda tuz lambaları bozulmamış, elinizdeki parçanın daha beyaz olan tuz kütlelerini koyarak insanlar orada da sağlığına katkı sağladığını düşünüyorlar. Vallahi bunu alıp götürmek isterdim. Aramda ciddi bir bağ oluştu. Röportajı bununla geçirdim. Yani götürebilirsiniz aramda. Ama işte yük problem. Uçakta götürüp getirirken. Uçaksa evet sıkıntı olabilir. Tuzu daha mı lezzetli olur acaba? Alanı tuz olan, tamamıyla tuz olan hocalarımız var. Sağ olsunlar, çok faydalanıyoruz kendilerinden. Onların ifadesiyle söylüyorum, mineral oranının çok yüksek olduğu, özellikle doğallık anlamında. Buradaki kaya tuzunun içindeki mineral sayesinde daha doğal şekilde. Tabii tuzun, şekerin zararlı olduğuna dair malumunuz, bilgiler de mevcut. Ama en azından daha az zararlı diyebileceğimiz bir tuz olduğunu söyleyebilirim. Mağaramız içerisinde şu anda tuzda yaşayan bakteri olup olmadığını araştırıyorlar. Hocalarımız tabii sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşacaklar. Hem oksijen ölçümleri yapılacak ziyaretçilerimizin hem de takipleri yapılacak. Mağarada geçirdikleri zaman sonucu acaba gerçekten sağlıklarına bir katkı sağlamış mı veya rahatsızlıkları azalmış mı? Peki buradaki tuza benim izleyicilerim nasıl ulaşabilir kaymakamı? Tuzlucamızın tuzu raflarda da yerini alacak diye İnşallah. Söyleyelim. İnsanlara en azından hediyelik eşya anlamında tuzlucamızın tuzuyla tanıştırmak istiyoruz. En azından mağaraya gelemeseler de evlerin bir köşesinde bulundururlar, faydalanırlar. Tabii ki. Bir de burası dışarıdan daha sıcak. Neden? İçerideki hava sirkülasyonunu tamamen sağladığımızda yaz ve kış ortalama bir dereceyi sağlamaya çalışıyoruz. Kapalı bir alandayız şu anda. 6-7 aylık bir süreçte ziyaretçi kabul ediyoruz. Ve şu an ziyaretçi sayımız 50 bin civarında. Tuzlucamızın nüfusu toplam 25 bin köylerimizle beraber. Yani nüfusumuzun iki katı düzeyinde bir ziyaretçiyi biz burada ağırladık. Hem bu sayımızı artırmak istiyoruz hem de Doğu Anadolu'nun güzelliklerini insanların farkına varmasını sağlamaya amaçlıyoruz. Tuzucamızın, Iğdır'ımızın geleceğinde de önemli bir yere sahip olan tuz mağaramızı daha da güzelleştirmeye çalışıyoruz. Tuzun hayatımızdaki önemini biliyordum ama buraya geldikten sonra daha iyi anladım. Solunum yolu hastalıkları olan ya da olmayan herkesi Tuzluca'daki tuz mağarasına bekliyoruz.
Iğdır'da Tuzluca'dayım. İsminden de anlaşıldığı gibi tuzun meşhur yerindeyim. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki tuz dövüyoruz. Selam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Teyzeciğim nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Tuzluca yerlisi Sümbül Türkan. Tuzluca yerlisi. Evet, yerlisi. Niye, burada başkaları da mı var teyze? Tabii köylü de var. Köylüyü sen yerliden saymıyor musun? Sümbül onlar teyze? Köyden gelmişler. Tabii ki biz yerlisiyiz. Onlar da köyden gelmişler. Sümbül teyze, şimdi burada ne yapıyoruz? Bu tuz nedir böyle önümüzde? Bu tuz, şimdi burada bizim kaya tuzumuz var. Ha. Bizim ilçemizde çıkıyor. Hı hı. Böyle şöyle göstereyim. Taş gibidir. Bunlar da... Ne ağırmış kız Sümbül teyze. Evet. Taştır da ağzına diyorsun ki taş. Bu tuz değil mi? Evet. Oo. Kaya tuz. Bir bakayım tazına bakayım mı? Evet. Hiç yanık değil vallahi. Tadı evet, çok güzelmiş. Çok güzeldir. Evet. Ay, gerçekten tadı güzelmiş ama. Hı. Ha. Hı-hı. Bu tansiyonu düşürüyor, yükseltmiyor. Evet. Normal tuzla bunun arasında fark var mı? Tabii ki. Bunu. Çok güzeldir. Her şeye güzel gider. Peki güzel. Bu tuzun faydaları ne Sümbül teyze? Şimdi biz burada yörelerimizde hayvan besliyoruz. Hayvancılık yapıyoruz. Bundan peynir tutuyoruz. Peynirimizi bundan. Yani bu çok peynire çok güzel gider. Ondan sonra özellikle turşuyu bozmaz. Turşuya çok güzel gider. Evet. Bizim bu kaya tuzu menşur olmuş. İstanbul'dan, Ankara'dan. Yani buradan gidenler hep istiyor. Orada da tanıtım yapmışlar. Oradan da istiyorlar. Tuzumuz da çok menşur. Giderken fuarlara bunları da özellikle götürüyoruz. Evdeki işleri kim yapıyor? Evdeki işlerde gelinim var. Ondan sonra torunlarımız var. Gelini de evin başına oturtmuşsun. Evet. İşlere baksın evet, diye. Evet. Vallahi sen akıllı kadınsın. Ben mesela çocukları büyüttüm. Çocukları hepsini gönderdim. Gittiler. Hepsi kendi evlerine, barklarına çekip gitmişler. Kaç bir... çocuk var? 6. Tabii. 5 oğlan bir kızım var. 5 oğlan bir evet, kız. Evet. Ay kıyamam. O zaman evet, gelinler bol. İşleri verdin gelinlere. Gelinler hepsi gitmiş canım. Benim birinci numaram şimdi burada Tuzca'da. O yanımdadır. O hep yanımda beraber altlı üstlü oturuyoruz. Ama benim büyük gelinim çok değerlidir. O da aynı benim kızım. Eşin ne iş yapıyor? Eşim emeklidir. O 3 yıldır hastadır. Ha şimdi Allah'a şükürler olsun, namazındadır, niyazındadır ama mesela çarşıya, pazara arabayla gidip arabayla geliyor. Çok şükür ihtiyacını, sağ ol, ihtiyacını kendi karşılıyor. Çok şükür evlatlarım da hayırlıdır. Arayıp soruyorlar, gelirler, götürürler, gezdiriyorlar böyle. Kaç yıldır hani peki amca böyle? 3 yıldır. 3 yıldır hiç bıkmadan ona destek oluyorsun, bakıyorsun yok, bıkmam, değil mi? Yok bıkmam, benim halalımdır, ben bıkmam. Ya. Ben ona severek bakıyorum. Yeni nesil mesela böyle durumlarda bırakıp gidenler çok oluyor. Evet. Hani aslında senin bu tavrın da örnek olmalı değil evet, mi? Evet tabii ki. Televizyonları izliyoruz. Bazı bayanlar var, biz bayanlığımızdan utanıyoruz. Birisini izledim, 7 çocuğunu bırakıp gitmiş. Tekrar utanmadan da diyor ki, benim hiç umurumda değil o çocuklar. Biz bunu görünce kadınlar ismine utanıyoruz. Böyle bizde çocuklarımız oldu. Çok zor şartlarda büyüttük. Ha şimdi biz çocukları büyüttüğümüz zaman bu hazır bezler yoktu. Biz hep doğal bezlerle tabii ki elimizde yıkıyorduk. Makineler yoktu. Çok yani çok zor şartlarda bu günler getirdik. Çok şükür karşılığını da aldık ama şimdi bu kadınlar, erkekler yaptıklarından biz de çok utanıyoruz. Çok yani üzülüyoruz. Bunu yapmamaları lazım. Bu evlilikleri çocuk oyuncağı gibi kullanıyorlar. Bunu yapmasınlar. Olan çocuğu oluyor. Tabii ki olan çocuklara oluyor. Çocuk öyle kolay değil ki. Benim bir çocuğumun tırnağını Allah korusun bir taş değerse ben yani o gece yatamam. Başım yastığa gelmez. Ama ben bu anneleri görünce çok utanıyorum yani sıkılıyorum bunların yaptıklarını. Eski devirde öyle değildi. Eskiden nasıldı? Eskiden biz açta kalırdık. Ondan sonra her konuda bir sıkıntı çekerdik. Şerefimiz, namusumuzun üzerine biz her şeye katlanırdık. Çocuklarımızın hatırı için katlanırdık. Eşler birbirinden yani geçim yapamıyorlar. Bir doğru, ufak bir şeyden büyük bir şey çıkarıyorlar, mahane ediyorlar. Yuvalarını yıkıyorlar. O çocuklar hep dağılıyor. O çocuklar dağılır, o yuvalar yıkılır. Yani biz buna karşıyız. Biz bunu istemiyoruz, bunu yapmasınlar. Yani biz insan değil miydik? Yani biz kıyafetten gözümüz kaldı. Güzel ayakkabılar giymedik zamanında gözümüz kaldı. Yemek içmekten gözümüz kaldı. Biz insan değil mi ki? Anneler, babalar bizi doğurmamıştık. Ama biz katlandık.
Biz çocuklarımız için, bu şey için biz katlandık çok şükür. Canım benim ya. Çok şükür bu günlere de çıktık. Çok şükür benim 6 tane çocuklarım var. Vallahi billahi benim bir elimde zopa, bir sırtımda bir çocuk, bir elimde de bir oğlumun eli hayvana gidiyordum. Ben o şartlarda o çocuklarımı büyüttüm, üniversite mezunu ettim, bugüne çıkardım. Şimdi televizyonlarda bu bayanları izleyince ben onlara çok kızıyorum. Biz insan değil miydik? Çocukların kıymetini biliyor mu? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ne desen yapıyorlar mı? Bak şimdi benim çocuklarım her biri bir yerdedir. Bir şey yapsalar, ev alsalar, araba alsalar, ne alsalar benimle konuşup yani şey alıyorlar. Müsaade olay, ediyorlar. Olay alıyorlar, ondan sonra alıyorlar. Peki onay almasalar kızar mısın? Yok, kızmam. Sümbül teyzeciğim, efendim? Aslında onlar onay almıyorlar. Annelerinin gönüllerini alıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi öyle. Sümbül teyze, seninle sohbet çok güzel. Ama bu tuzu da merak ediyorum. Bu tuzdan yapılan yemeğin tadı bir başka oluyor. Tabii diyorlar. Tabii ki çok doğru güzel, mu? Doğru. Çok güzeldir. Nasıl farklı oluyor yani Sümbül teyze? Yani bu hem doğaldır, sağlığa birebirdir. Yani insanın vücudu bu tuza ihtiyacı var. O diğer tuzlar yok. Sümbül teyze. Özellikle bu tuz. Eskilerde evet. Çocukları tuzluyorlarmış. Beni de tuzlamışlar. Evet. Sen de yaptın mı? Hayır ben yapmadım. Neden? Vallahi ne bileyim hiç ben yapmadım bu ama. Bu tuzun içinde. Evet evet aynen. Aa. Ama bu tuz çok güzeldir. Çok yani sağlığa birebirdir. Çok güzeldir. Ben nereye gittim bu tuzun tadını alamadım. Başka tuzun tadını alıştın alamadım. Ondan. Evet. Sen şimdi bunu nasıl öğrendin? Bunu biz eskiden şimdi tabii her şey orijinal olmuş böyle. Şimdi değirmenler var, şeyler var. Götürüp öğütüp getiriyorlar. Eskiden biz böyle çok olsa, az olsa biz böyle yapardık. Bu taş mı? He bu taştır. Bu elimdeki ne? Bu o da düğme. Taş bu da taşta. Kürtçe'de cenni diyoruz. He, bu? O da deste cenni. Ne cenni? Deste cenni. Kürtçe. Deste cenni. Peki bunda dibe kahvesi de mi yapılıyor? Yok. Bundan kahve olmaz. Olmaz. Bunu götürüp yemeğe kullanıyorsun, turşuya kullanıyorsun. Ha, böyle yani bu kahve olmaz. Her şeyi unutturdum bana Sümbül teyze. Yani. Sümbül teyze sen bunu nereden öğrendin? Ben daha büyüklerden öğrendim. Küçükken ben gördüm. Kaç ondan yaşında sonra dövmeye başladın tuzu? Tabii ki insanın gücü yetmez. En azından 15 yaşında öğrenmişim. Kaç yaşında evlendin Sümbül ben teyze? Ben mi? 18-19 yaşlarında evlendim. Kaynanandan mı öğrendin anneden mi? Vallahi kaynanamdan da öğrendim, annemden de. Çünkü o eski devirde bunlar hepsi bunu yapardılar. Yapardılar, kullanıyordular. Ama şimdi tabii ki fabrikalar çıkmış bunları götürüp hazır böyle yapıp getiriyorlar. Ya aşkım hiç senin yaptığın gibi olur mu o fabrikalardaki yani? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sümbül teyze, şimdi biz bunu yapacağız ya ben bunu eve götürebilir miyim? He, götürürsün. Tuzları döverken nasıl dövüyorlardı? Hani böyle düğün dernek gibi herkes toplanıp mı dövüyordu? Başında türkü mü söylüyorlardı? Biz hayvancılık yaparken yaylaya gitme zamanımız gelirken biz tabii torbayla alıp getiriyorduk çuvalla. Oturardık 2 gün veyahut 3 gün üst üste bunu böyle yapardık. Ama bu taş çok ağır Sümbül teyze. Yapardık. 2-3 kişiyle yapardık. Ondan sonra çuvallara doldururduk. Götürdü. Hem hayvanlara veriyorduk. Tuzu? Tabii. Niye? Hayvanlar bu tuzu yemese kilo almaz ki. Tabii. Niye? Tabii. Dağda bayarda otluyunca o tuzsuzdur. Bu arada bu tuzu da veriyorsun. Onun eti güzel oluyor. Tadı güzel oluyor bu tuzdan dolayı. Hayvanın tansiyonu çıkmıyor mu? Çıkmaz. Niye? Çıkmaz daha faydalıdır. Haftada bir kez böyle taşlar var. Taşların üzerine böyle sepiyorlar. Hayvanlar gelip yalayıp yiyorlar. Hem etin tadı güzel olsun hem de kilo aldırıyor. Yani. Bu sağlığına, hayvanın sağlığına faydalı mı? Tabii tabii faydalıdır. Tuz yapacağız dediğiniz zaman iş miydi? Büyük iş miydi? Tabii ki. Büyük iş bizim gözümüzde çok zor bir iş geliyordu. Biz de mecbur yapardık. Ne yapabiliriz? Sen şimdi tuzunu kendin mi yapıyorsun, satın mı alıyorsun? Satın alıyorum. Bazen kendim yapıyorum. Böyle tozlanmış ya. Bu mikrop değil, değil mi? Hayır. Bu tuzun kendisidir. Damarlar var aralarında. Yani bu taşlar olabilir. Biz onu ezdikten sonra bu tuz beyazdır. O
iyice ezilir. Onları eledikten sonra onları başka yere çöpe döküyoruz. O zaman Sümbül teyze hadi bana da göstersene. Biz bunu nasıl yapacağız? Birlikte yapalım. Evet. Hadi sen yap sonra ben yapayım Sümbül teyzeciğim. Sen onu buradan kaldır. Alayım mı? Oh güç lazım vallahi Sümbül teyze. Evet. Yalnız taş da öyle bir ağır ki vallahi. Sümbül teyze ama bunu yapmak için de apartmanda oturmaz. Tabii ki müstakil evlerde kapılarda yapıyoruz biz. Alt komşu kankansa olur ama değil mi? Evet aynen. Ama yine de olmaz. Yine de rahatsız olur. Doğru baksana ses. Sümbül teyze o karışıyor sonra. Ben şimdi bunu elleyeceğim. Tekrar taşı alır ezer. O zaman ben de ezeyim. Evet. Bundan biraz nasıl alacağız bunu Sümbül teyze? İçine mi koyacağız? Hı hı. Bir de eliyorsunuz bunu. Ne kadar zor ya vallahi. Sümbül teyze o zaman bunu iki kişi yapması lazım. Biri dövecek, biri eleyecek. Aynen. Oh. Eledim. Önü keledim. Şimdi ne yapıyoruz? Ha bunu böyle atıyoruz. Ay. Vallahi maşallah Sümbül teyze. Sen bayağı güçlüsün ama. Maşallah. Evet. Dur ben vurayım Sümbül teyze. Eski toprak olduğum için güçlüyüm evet. Niye yeniler hep top? Yeniler hep hazır ürünleri yemişler. Bunların gücü yok. Biz doğal şeyleri yemiş tabii ki. Biz doğal şeyleri yediğimiz için biz güçlüyüz. Yalnız Sümbül teyze var ya sağlam. Sana ben senden güçlüyüm ver ben yapayım. Ver ben yapayım. Ben eski toprağım. Sen yeni topraksın. Sen hazır şeyleri ye. Güç sende yok bende var ver. Sümbül teyze. Bak ben nasıl vuruyorum bak. Ay maşallah. Hiç yüzünde bir zorluk da yok, mimik de yok. Niye olsun? Ben her şey doğal yemişim, gücüm yerindedir. Ben yaşlı olduğuma göre senden çok güçlüyüm ben. Sümbül teyze siz eskiden iki gün ayırıyor musunuz bunu? Evet. Benim bir haftam kilit olurmuş. 10 gün sen 10 gün bu kadar yapamazsın. Ben sana kıyamıyorum ama yapmaya kalkıyorum, beceremiyorum. Sen beğenmiyorsun, elimden aldım. Yap bakayım nasıl yapacağım? Yapayım Sümbül teyze. Senin için kendimi zorlayacağım söz. Sümbül teyze, şimdi üstünde sen de benim gibi böyle rengarenk giyinmişsin. Yöresel kıyafet bana da verdiniz. Evet. Benim de en çok sevdiğim şey bu. Evet. Bu başörtüsü yazmayı da ben çok sevdim. Evet. Peki bu kıyafetler neden böyle bu renk? Buraya mı ait? Tuzluca'ya mı ait? Bizim aşiret milletine hepsine ait bir kıyafettir. Eskiden annelerimiz, nenelerimiz, kaynanalarımız hepsi böyle giyerdiler. Her gün? Her gün aynı. Bunların giyimi böyleydi. Her gün aynı şey mi giyiyorlardı? Aynı değildi. Tabii ki böyle aynı böyleydi. Rengarenk giyerdiler. Hı-hı. Farklı. Onların tarzları böyleydi. Sümbül teyze. Efendim. Bazı yerlerde böyle kadınlar yaşlandıkça farklı renkler giyiyorlar. Cıvıl evet. Cıvıl renkleri gençler giyiyor. Evet. Koyu renkleri yaşlılar giyiyor. Ama senin evet. Maşallahın var. Üstün cıvıl cıvıl. Neden? Benim ruhum gençtir. Ben kendimi. Oh tatlım. Ben, aşkım. Ben kendimi. Senin ruhun genç canım. Ben kendimi genç hissediyorum. Ay. O yüzden ben renk giyiniyorum. Bir de bizim yörelerimiz büyükler böyle giyindikçe bunları giyindikçe onlar yani hatırlıyoruz onları. O yüzden sevip giyiyoruz. Sana da giydirdik. Kötü mü oldu? Çok sevdim. Bana da giydirdiniz. Bana zaten iyi ki giydirdiniz. Çok evet. Memnun oldum evet. Ama Sümbül evet. Teyzeciğim en rengarengini sen giydiğin için senin ruhun benden genç. Sen genç. Ben senden hem ruhen hem renk olarak bedenen de
senden yaşlıyım. Yok, Sümbül teyzeciğim. Gençsin canım öyle. Daha hem bedenen hem ruhen senden yaşlıyım Sümbül teyzeciğim. Hayır, hayır. Bunu kabul ediyorum. Bak kıyafetleri de verirken bunu hissettin de verdin kesinlikle. Hayır hayır sen daha gençsin. Siyah verdin. Sen daha güzelsin, sen daha gençsin. Ama bana gelirse ben tabii yaşlı olarak kendimi genç hissediyorum, onu demek istedim. Seni yaşlı demek istemedim. Ay, o konuyu. Var, sende güç kalmadı. Ver bana. Ver bana, ver. Bu çok ağır, sana kıyamam ama. Ben yaparım. Benim arkadaşlarım da var, yardım ederler. Elif var. Elif Gümüştekin. Bizim kooperatif başkanımız, aslı olan odur. Maşallah her şeye yeteneklidir. Bizi yönlendiriyor. Buradan ne kooperatif gidince, Sümbül teyze? Kooperatif şeyi, yeşillik üzerine. Tuzluca çalışkan kadınların kooperatifi. Maşallah girişim, hepsi kadınlar. Senin gibilerse var, evet, ya. Benden daha üstünler var ya. Sağ olsun belediye başkanımız bize yardım ediyor. Ne yapıyorsunuz orada? Orada yaz olunca biz dağda bayarda gezeriz. Ürünlerimizi toplarız, getirir, kuruturuz. Ondan sonra poşetleriz, etiketleriz. Çekeriz. İstanbul'da, Antalya'da, Ankara'da nerede fuarlar varsa oraya alıp gidiyoruz. Yaz olunca kayısı zamanında kayısı kurutarız. Biz kayısı. Kayısı niye kurutuyorsunuz? Kayısı Malatya'nın. Kayısı bizim de kayısımız var. Hayır. Iğdır kayısı da var. He, tabii ki Malatya'da var, burada da var. Sümbül teyze, ben nereliyim biliyor musun? Ha, nerelisin? Malatyalıyım. Ama ben bu kayısı işinde lütfen hiç şey değilim Sümbül teyzeciğim. Kayısı Malatya'nındır. En güzel kayısı Malatya'da olur. En suyundan güzel olur. En güzel kayısı Iğdır'ın kayısısıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra biz kayısıyı hem reçelini yaparız, hem kurutmasını kayısı yaparız. Kayısı reçelini benim annemden güzel yapan yok Sümbül. Benden de yapan, güzel yapan yok. Benden tamam, de zaman güzel yapan yok. Kız getir orayı, ben göstereyim. Ben mi güzel yapıyorum, onun annesi mi güzel evet, yapıyor? Evet, bir kayısı reçelini. Getir bakayım, getir. Benim annem kadar güzel yapan ben olamaz. Ben daha güzel yaparım, bakarsın. Bizim bahçede yetişen çağlanın tadı hiçbir yerde olmaz. Aa, bak bak bak, ben reçelini yapmışım. Şu an hemşerilerim bana kızıyor biliyorum ama Iğdır'da kayısı reçeli yedirecekler bana. Tabii ki güzel değildir Malatya'nınki kadar ama yine de ben Sümbül teyzemin hatrını kırmıyorum. Kaşığımı aldım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Açamazsın. Sen biraz zor açarsın. Senin gücün yetmez. Sümbül teyze, zaten evde kaldım. Böyle söyle, iyice almasınlar beni. Gözlem, sen güzel bir kızsın. Sen bak açtım. Halal olsun. İyice modun yoktu değil mi? Kayısı reçeline bakıyorum Sümbül teyzenin. Ama gerçekten benim annemin, anneannemin, teyzemin yaptığı o reçeli hiç kimse yapamaz. Zaten en iyi kayısı Malatya'da yetişir. Kayısı Malatya'ya tescillenmiş. Tamam, Iğdır'ı çok severim ama kayısıyı paylaşamam. Çok özür dilerim. Iğdır'ınki menşurdur. Malatya'yı geçmiştir. Teyze. Malatya'yı geçmiştir. Malatya'nın kayısı tescillenmiş Sümbül teyze. Şimdi burada kavga çıkarmayalım biz. Kusura bakma. Birbirimizi daha menşur. Sümbül teyze, ben zaten senin evinde misafirim. Asla sana saygısızlığım olmaz. Ellerinden öperim, saygı duyarım. Ama gerçekten kayısımı paylaşamayacağım. Malatya'nın kayısısı. Baksana zaten bunlar ufacık ufacık. Böyle kayısı mı olur sen bizim kayısıları bir görsen böyle. Oh, Dilber dudağım. Kusura bakma, bizimki daha güzeldir. Küçücük küçücük baksana. Tabii ki onlar şekerparedir. Fındık kadar. Onlar şekerpare reçelliktir. Onun için öyle güzel, fındık küçüktür. Fındık kadar. Tamam, onlar şekerpare reçellik. Bizimkileri bir görsen ama kocaman kocaman bizimkiler, isimleri atıyorlar. Bizimkiler daha büyükler de var. Böyle böyle büyük. Hani nerede bak, reçelde yok. Bu reçelliktir. Onlar da kurutmalı. Suyumuzdan, havamızdan, toprağımızdan. Iğdır'ın elini tutmaz. Iğdır'ın elini tutmaz. Ben bu mevzuyu tatlıya bağlıyorum, evet. Sümbül teyzeciğim, tadına bakıyorum biz gerçekten. Biz kurutuyoruz, öyledir. Yumurta sarısı gibi doğru rengi var, çok güzel. Doğru söylüyorsun Sümbül teyzeciğim. Alma. Füzülü balı alma, bak bunu al. Çok üzgünüm gerçekten. Annemin yaptığı gibi vallahi değil. Yemin ederim, çünkü kayısısı aynı. Tabii ki annen senin annendir. Anneni öve biliyorum, biliyorsun. Ama ben yabancı olarak beni övmezsin tabii.
Tabii ki anne senindir, sen övebilirsin. Kayısı ha. Malatya'nın. Anne benim annem. Bal, bal, kaymak. Ama burada ha. Kayısıdan hayatım, senin suçun yok. Kayısıcınız. Onlar reçelliktir, o özelliği odur. Ben bunu yemiyorum artık. Evet. Sen doydun, doydun onun için yemiyorsun. Sümbül teyzeciğim, kayısı reçelini kabul etmiyorum. Şu bir de patlıcanı deneyebilir miyim? Patlıcanı ben vermiyorum. Sen çünkü beğenmedin. Ellerine sağlık Sümbül teyze. Afiyet olsun. Şaka maka bir yana, ben Malatyalıyım tabii ki, memleketimin, annemin tabii yaptığını güversin, hiç kimse, aynen. Hiç kimse aynen. Onlar gibi olamaz. Aynen. Ama Iğdır'ın da kayısısı kendine has bir tadı var. Evet. Iğdır'ın da kayısısının güzelliği var. Evet. E tabii Malatya'mızın kayısısı gibi olmasa da Malatya'mızın da ayrı tabii bir memleket kayısısı senindir, var. Kayısı senindir, tabii ki öveceksin. Ben de memleketim için Iğdır'ın ki öveceksin. Ülkemin her yerinde her şey yetişiyor. Evet. Zenginlikten, bolluktan ne diyeceğimizi şaşırıyoruz vallahi. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Oh, her yerde kayısı yetişiyor. Biz de sefasını sürelim. Değil mi Sümbül teyzeciğim? Çok şükür. Binlerce şükür. Malatya'nın da kayısısı güzel. Iğdır'ın da güzel. Aynen. Hepsi birbirinden güzel. Aynen öyle. Hepsinin ayrı ayrı tatları aynen. Var. Tuzluca'da çalışkan hanımların yanındayım. Hanımlar burada yaptıklarını masaya sergilemişler. Bana da görmek, tatmak, tanıtmak kalır. Selamun aleyküm hanımlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla, adın ne? Evin. Evin, ay ne güzel ismi var. Ne demek evin? Teşekkür ettik. Vallahi bilmiyorum anlamını. Kürtçe'de aşk, sevgi demek, daha da bilmiyorum. Adının anlamını biliyor musun işte kız? Evet biliyorum. Abla sen adın ne? Güner Birlik. Güner ablacığım sen de vallahi... Birlik gibi kadınsın, evet. Yemin ederim, maşallahın var. Ablacığım ne yapıyorsunuz burada? Burada Tuzluca çalışkan kadın olarak kooperatif açmışız kendimize. 7 kişiydik, şimdi tam 50-60 kişi olmuşuz. 60 kişi? Evet. Aa maşallah vallahi. Evet. Bir köy kadar olmuşsunuz. Evet. Peki burada kadınlar ne yapıyor Güner abla? Burada kadınlar yazın toplanıp çöle gidiyoruz, evelik topluyoruz. Çöle mi? Evet. Dağlara gidiyoruz. Ha. Dağ, çöl. Çöl mü? Evet. Yani hiç bildiğimiz çöl mü yani buralar? Evet, bildiğimiz çöl. Hani burası Antalya'ydı? Evet. Antalya'dan iyi güzeldir. Bizim buranın dağı da Antalya'dan güzeldir, evet. Aa. Evet, Güner abla sıkı Iğdırlı vallahi. Evet. Ben hiç senden korktum, hiç ağzımı açmıyorum. Biz eveliği topluyoruz. Evelik ne yapalım? Evelik çok güzeldir. Bizim buranın meşhur otudur. Evelik. Dağda evet. Yetişiyor. Dağda yetişiyor. Bunun sarması da yapılıyor. Oh ne güzel. Evet. Bakma derdi yok. Sulama evet, derdi sulama yok. Sulama derdi yok. Dağdan öyle gidip toplayıp getirip kurutuyoruz. Peki bunun ne faydaları var? Bunun faydaları var işte. Kışın, genellikle kışın. Faydaları var işte evet. Dedi. Demek ki bilir kişi burası. Emin abla faydaları var ama ne? Soğuk algınlığına, gribe, nezleye olduğumuz zaman genelde çorbasını yaparız. Şurada yapmışız zaten. Ha bu mu çorbası? Evet, evet o çorbası. Ne var bunun içinde? Önceliği zaten evelik otumuz. İçine şeyden koyuyoruz, bulgurdan, yeşil mercimek, soğanı, isteyen fasulye koyar, maşa koyar. Maşa ne kız? Fasulyenin küçüğü. Maşa mı diyorsunuz onu? Biz maşa diyoruz. Ben fasulyenin küçüğünü de görmedim de gerçi. Fasulye fasulyedir. Küçüğü nasıl oluyor? Maşta var ya. Maşta. Bizde var, evet maşa. Burada var mı? Sonra fasulye gibi haşlıyoruz, içine atıyoruz. Evet şu an içinde var. Hı-hı. Bir de kuruttuğumuz eriklerimiz var. Ekşi erik de var. Ekşiliğini de oradan alıyor. Evin abla bu mu erik? Evet bu. Bu nereden oluyor? Bahçede mi? Bahçede. Ağaçta mı? Ağaçtan topluyoruz. Aynı kayısı gibi topluyoruz, kurutuyoruz. Sonra da yemeğini yapıyoruz. Tüketiyoruz. Ne faydası var? Faydası sadece ekşiliğini veriyor çorbaya. Çok böyle önemli bir faydası yok. Ekşiliğini oradan alıyor. Bu Malatya'da biz erik ekşisi yapıyoruz. Kısıra mısıra koyuyoruz. Aynısı. Bu erik o mu? O. Aynısı. Bilmiyorum çünkü o mudur? Bir arada tereddütte kaldım. O mu değil mi? Hayır bayağı ekşiymiş evet. Evet bayağı ekşidir. Çorba ekşiliğini oradan aldık. Meşhur Iğdır'ın ekşi eriği. Harbiden ekşi vallahi ağzım. Bir tuhaf oldum. Evin abla şimdi bunun çorbası bu yani değil mi? Evet. Sen şimdi bunu bir tut ablacığım. Ben bunun tadına bir bakayım. Bu çorbadan çok yemeğe benziyor ama Evin abla. Kıvamı biraz koyu olsa bile bizim çorbamız. Yemek tarzı da oluyor yani. Siz bunu yerseniz doyarsınız ana yemeğe geçmeye gerek yok ki.
Baksana içinde fasulye var, otlar var. Ben bunu ıspanağa benzettim ilk önce de evelek otuymuş. Bir tadına bakacağım şimdi. Ekran başında beni izleyen Bahar Kapı'da izleyicileri, özellikle ablalarım, teyzelerim, onlar da benim gibi meraklılar. Bana her zaman çok yiyorsun diyorlar ama yemek zorundayım. Bunun tadına bakmadan buradan gidilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelse güzel diyeceğim, değilse zaten saklayamam. Ay vallahi ne lezzetli ya. Ellerinize sağlık. Bizim Türk hanımlarının elleri ne kadar lezzetli. Vallahi şu an canınız istiyorsa, biliyorum istiyordur ama evelek otu bulursanız yapın ama bulamazsınız. Canı çok isteyenler Tuzluca'da Çalışkan Kadınlar Kooperatifine bir alo diyor. Artık internet var. Oradan ulaşıp ablalarımdan temin edebilirsiniz. Şimdi bu masa çok güzel görünüyor hanımlar. Evin ablacığım sen ver mikrofonu. Güner ablam anlatsın. Güner ablacığım kaçma vallahi gel aşkım. Kaçmıyorum. Güner ablacığım, şimdi bu masada ne var? Anlatsana. Eveleğimiz var. Eveleğimiz var. Ada çayımız var. Evelek. Evelik. Evelik, hem pardon. Evelik var. Bakayım, kokusu yanık bir koku var. Nane gibi sanki. Ama yemekte çok lezzetli. Yemekte çok lezzetli. Güner abla, bunu dağdan topladınız. Yıkıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bunu? Yıkamadan. Getirip ayıklıyoruz. Bunun gibi. Evet. Sonra? Ayıklıyoruz, böyle örüyoruz. Güneşten kurutuyoruz, gölgeden. Niye? Güneşte kararıyor. Ama bu zaten yeşil. Yemyeşil. Gölgelikte kurutmuşuz, onun için yeşildir. Ha. Peki güneşte, kararırsa ne olur? Kararırsa rengi değişiyor yani. Rengi de değişiyor, tadı da değişiyor. Aa. Evet, böyle güneşte kurutmuyoruz, gölgelikte kuruyoruz. Sonra? Sonra da böyle örgü yapıyoruz. Örgüden sonra böyle paketleyip satıyoruz. Peki bunun ömrü ne kadar abla? Ömrü bir sene. Bir seneden fazla kalırsa kötü oluyor. Tadı değişiyor ama kötü olmuyor. Tadı değişiyor yani. Peki çorba, bu çorbadan başka ne yapılır? Çorbadan başka sarması yapılıyor. Ispanak gibi kaynatıp kavurup da yiyor. Yumurta kırılıyor evet, mu üstüne? Yumurta da kırılıyor evet. Of. Börek yapılır mı? Börek de yapılır. Gözleme. Yapılır. Her şeye gider. Of of of. Yoğurtlanıp yenir de haşlanıp evet, değil evet. mi? Çok güzel tadı. Yeşil taze taze. Ama ben hala bunun faydalarını anlayamadım Güner abla. Faydalarını gene bilmiyorum. Tadını seviyorum yiyorum. Tadını. Faydası çok güzeldi. Mesela kışın hastalananda ilk başta bu çorbayı yapıyoruz. Çabuk iyileştiriyor. Evet, çabuk iyileştiriyor. Evet. Ama hangi hastalık? Grip mi, veren mi, kanser mi? Gribe. Ha, gribe. Gribe, soğuk algınlığı çok güzel gidiyor. Bağışıklık sistemini evet. arttırıyor. Peki, evet. bunu öğrendik. Peki, burada ne var? Ay, baksanıza. Bu ne abla? Ada çayı. Ada çayımızdı burada. Bu ada çayımız. Evet. Bu ne abla? Bu da kekiğimizdir. Bu da kekiği. Dağ kekiği, evet. Dağ kekiği. Evet. Bu ne? Bu da kurutulmuş domates. Evet. Bu kurutulmuş domatesi nerede kullanıyorsunuz abla? Kurutulmuş domatesi çorbasını yapıyoruz. Bunun salatası var. Salatasını yapıyoruz. Evet. Ha. Evet. Çok güzel olur. Yemeğe koyuyoruz. Fırında yemek yapıyoruz ya. Yemeğini yapıyoruz. Zaten bu meşhur tuzumuz. Evet, bu da meşhur tuzumuz. Vallahi çalışkan evet. hanımlar evet. döktürmüşler. Bu ne bu da patlıcan. Patlıcan kızartmalı patlıcanımızdır evet. Aa bunu kuruttunuz mu? Hı-hı. Kendi bahçemizde topladık. Ne nasıl kuruttunuz? Gölgede kuruttuk. Niye bunları gölgede kurutuyorsunuz? Kararmasın diye gölgede kuruttuk. Yazın ama değil Hı-hı. mi? Yazın. Hı. Bunlar erişte. Onlar da erişte. Evet. Erişte. Bu erişte ne? Bu ince erişte, o da kalın eriştemiz. Peki bunun farkı ne abla? Aynıdır. Bu incesidir, o da kalınıdır. Aynı. Yani malzemesi aynıdır. Hangisi daha lezzetli oluyor? İkisi de aynıdır. Bence incesi daha güzeldir. Kalını da güzel, ikisi de aynıdır. Abla bu ne? Hengel. Hengel. Evet. Ha, mantı. Bu mantı. Açık mantı, evet. Ben geçen gün bir yerde hengele mantı dedim, biraz kalsın döveceklerdi vallahi. Ama yemin ederim, Güner abla. Ama gerçekten bu mantı. Mantı. Mantı değil. Mantı değil. Hengel. Siz kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Benim ne suçum var? Karar verin. Evet. Mantı mı, hengel mi? Hengel. Hengel.
Yani benim dediğim doğru değil mi? Benim mantı dediğim evet. için dönmeleri mantı normal değil mi? Mantı genelde etten de lezzetli. Makarna mı ezilmiş halinde çorbaya koyuyoruz. Ha, tamam. Kesme olur. çorbası gibi çorbanın tamam. içine atıyoruz. Evin abla. Tamam biz yemesini seviyoruz. Ama bunun mantığıyla arasındaki fark ne? Niye beni döveceklerdi? Mantımız genelde içli oluyor. Hengel içsiz oluyor. Hamur aynı değil mi? Hamur aynı. Şimdi bunun içinde et olmayınca hengel, et olunca mantı. Hangisi daha güzel? Bence hengel daha güzel. Etli olan şey daha lezzetli olmaz mı evin abla? Olmaz. Nasıl olmaz? O senin zevkine göre değişir. Biz bu şekli daha çok seviyoruz. Ben etoburlar, yani benim gibi etoburlar. Biz de otoburlar. Ben olduğu gibi. Aynen. Otoburlar. Aynen. Iğdırlı hanımlar pek bir otla haşır neşirler. Otobur demeyelim ama otu seven insanlar aslında ot çok faydalıdır. Çok faydalı. Vallahi. Biz başarabilsek ne güzel. Biz bu şekilimizden beri daha ota daha çok bir bağlılığımız oldu. Daha düşkün olduk. Ne çayı yapıyorsunuz kız? Özel bir tarifin var mı böyle çabuk iyileştiren böyle derde deva, yaralara maralara? Ada çayımız. Ada çayımız. Kız bu ada çayı her yerde var. Şimdi bu nasıl böyle derde deva ilaç milaç yapmıyor ama musunuz? Ama bu dağdaki çay. Bu daha çok farklı. Sadece dağda toplanıyor. Ha. Ben sanki normalde ada çayı görmüş gibi. O ada çayıyla bu bir değil ama. O hani evde yaktığımız ada çayı değil mi? Yok. Iğdır'daki hanımların yaptığı ada çayı aslında bizim bildiğimiz ada çaylarına benzemiyor. Baksanıza kekik gibi. Aralarında böyle sanki mor mor bir şeyler de var. Kokusu da çok güzel. Çiçekli mi bu? Ben Güner ablaya bir şey sormuyorum vallahi. Memleketle birbirimize girmeyelim. Şaka yapıyorum. Tatlım benim. Şimdi işin şakası bir yana bu ne? Dut yaprağı. Dut yaprağı mı? Bildiğimiz dut ha? Biz özellikle beyazını toplamıştık. Evin abla bu bildiğimiz dutun ağacından kopan yaprak. Yapraklar. Topladınız. Bunun çay mı yapıyorsunuz? Onu çay yapıyoruz. Peki faydaları neler? Karaciğer temizleme özelliği var. Sindirime faydalı. Sindirime faydalı. Ya anlayacağım bütün bitkilerimiz sağlığa çok faydalıdır. Ha. Tamam abla peki burada kekik de dağ kekiği zaten dağlardan kekiği. Topladınız. Evet dağlardan. Peki bunu siz dağa mı gidip topluyorsunuz evet. bunları? Arkadaşlar toplanıyoruz ekibimizle beraber gidip toplayıp getiriyoruz kurutuyoruz ondan sonra böyle ambalajlıyoruz paketliyoruz. Vallahi sizi tebrik ederim. Yani insanlar arkadaşlarıyla toplanıp bir yerde çay kahve yapıp gün yapıp işte gün geçirebilirsiniz aslında. Evet. Ama onlar... Dağ bayır demeden yorularak emekleriyle bir şeyleri topluyorlar, çalışıyorlar. Bir ürün koyuyorlar ortaya. Üretim var. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Hele bu bölgede kadınların çalışması aslında hep böyle bir daha uzak görülür. Hani daha zordur buralarda evet. bu bölgede. Hem hava şartları hem yaşam şartları. Siz buna rağmen bunu başarmışsınız. Sizi tebrik ederim canı gönülden. Ben de çalışan bir hanım olarak sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki sizler varsınız. Çalışmak isteyen çalışabilir. Evet. Bahar'cığım burada her şey güzel yetişiyor. Her şey yetişiyor Doğu. Antalya gibi mesela her şey var. Her şeyden gidip toplayıp getirip kurutuyoruz. Portakal var. Portakal var. Kayısımız var. Patlıcanımız bak, var. Kayısı deme benim can damarıma evet. basma abla. Lütfen. En güzel kayısımız evet. Hayır. Kuşkutumuz var. Kayısı Malatya'nın. Ha, onu geçelim. Sarı erimiz var. Evet. Her şey yetişiyor. İdemiz var. Her şeyi de bahçede toplamışız, hep bahçeden ekmişiz. Buranın iklimi aslında Doğu Anadolu olmasına rağmen daha ılıman, daha güzel, evet. Akdeniz iklimi gibi her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor. Sizler de fırsattan evet. istifade hepsini topluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz evet. maşallah. Şimdi burada iğde var. Gördüm biraz buruşmuş sanki ama güzel mi? Evet. Sen yersen önce ben yerim. Sen önce ye abla. Ha, sen önce bir tadına bak. Beğenirsen ben de yiyeyim. Niye soydun? Soyuluyordum, kabul yemiyorum. Midenin göbek erittiğini söylüyorlar doğru mu? Göbeğe ama bence iyi geliyormuş diyor. Göbek eritiyormuş hayatım. Karaciğer yağlamasına iyi geliyor. Bir de idrarla. Bir de bunun abla sivilcelere iyi geldiği söyleniyor doğru mu? Evet. Gerçi senin sivilcen evet. yok bebek gibi var, yüzün. Nasıl yoktur. Maşallah yüzün çok güzel aşkım benim. Burnun da yapılır gibi ameliyat mı oldun? Hı-hı. Estetik var mı? Evet. Gerçekten mi? Yok ne estetiği? Yemin ederim burnu okka gibi değil mi baksanıza. Maşallah. Çok çok kıskandım Güner abla ya. Önemli en meşhur reçelimiz patlıcan reçeli. Niye abla bu ne? Evet o kayısı. Yok biz kayısıya girmeyelim. Benim hassas noktam lütfen. Patlıcan. Evet patlıcana bakabilirim. Iğdır'da en çok meşhur olan şey patlıcan reçeliymiş. Ben patlıcan reçelini hep duyuyordum ama ön yargılıydım. İşte patlıcanın yemeği olur. Hep böyle tuzlu hayal ettiğim için hiç tadına bakmamıştım. Şimdi ilk defa bakacağım.
metadını söyleyeceğim. Yalnız bu bayağı sert görünüyor. Bunu haşlamadan mı yaptınız? Haşladık. O kadar yer gezdim. Bana patlıcan reçeli nasip olmadı. Iğdır'da nasip oldu. Burada da meşhurmuş. Ne kadar şanslıyım. Bunun bu kadar sert olmasının sebebini de biliyorsundur artık Güner abla. Evet. Gerçekten buna baksam ben hiç patlıcan reçeli demem. Bu böyle şey incir reçeli gibi doğranmış patlıcan sanki. Patlıcan sağda Iğdır'da yetişiyor. Her yerde yetişimi bu reçelik patlıcanı. Ne patlıcanı bu? Reçelik patlıcanı diyor. Böyle ufak fındık falan. Küçük küçük. Ha, ondan o büyük patlıcanlardan olmaz mı? Besli'de pazarda gördüm böyle ufak ufak küçük küçük. Hatta ben onu çiğ bile yedim abla. Bunlardan mı? Hı, ay ne lezzetliydi. Demek ki onun lezzeti bundanmış. Ben de zannediyorum ki ya bu koca koca patlıcanlarda nasıl reçel yapıyorlar. Yenir patlıcan mi o diyordum. Ama o patlıcan bu patlıcan değilmiş. Besli'deki patlıcanmış. Ağzım sulandı. Zeynep abla hatta söylemişti Besli'de biz bu patlıcanı reçelini yaparız demişti. Demek ki buymuş. Buradan Zeynep ablaya da selam olsun. Ellerinize sağlık hanımlar. Maşallah bir de şurada bir şey daha gördüm. Bu da mı dağda yetişiyor abla? Evet. Vallahi sizin işiniz kolay. Dağda her şey bedava yetişiyor. Hanımlar gidiyor topluyor her şeyi yapıyorlar. Şimdi kuşburnu marmelatının da tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşburnu çok zahmetlidir. Dikenli ağaçlardan tane tane gidip toplayıp getiriyoruz. Hmm. Ayıklıyoruz, yıkıyoruz, sonra kaynatıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz, sonra da elekten geçiriyoruz. Çok zahmetlidir ama faydası da çoktur. Abla valla nasıl topladın getirdin bilmiyorum ama çok lezzetli evet. Gerçekten. Toplaması da çok zor. Yemesi tatlı ama toplaması zor. Yemin ederim o kadar lezzetli ki. Of gerçekten çok güzelmiş ya. Bu hanımlar evet. Çok marifetli ya valla. Evet. Hanımlar çalışmışlar. Dağ, bayır, kar, kış demeden her mevsimde çalışmışlar, üretmişler, getirmişler, yapmışlar. Hem de Iğdır'ın güzelliklerini sergilemişler. Evet. Aferin hanımlar sizi tebrik ederim vallahi. Teşekkür ediyorum. Sizi özenle kutluyorum. Özellikle Ahmet Said Sedreddin başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir de Elif Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Hem maddi hem manevi bize destek oluyor. Evet. Biz de gidip topluyoruz, kurutuyoruz, yemeğimizi veriyor. Güllük yemeğimizi veriyor. Bir araya da maşallah. Toplanıyoruz. Evet, 7-8 tane bayan ama çoğaltmışız. 50-60 bayan olmuşuz da. Toplanıp kazanlarımızı koyuyoruz. Reçelimizi yapıyoruz, marmeletimizi yapıyoruz. Beraber birileri soyuyor, birileri yıkıyor, birileri ayıklıyor. Yani birlik beraberlik yapıyoruz. Oh. Evet. Tuzlucu'da hanımlar, çalışkan hanımlar birlik beraberlik içerisinde çalışıyorlar, üretiyorlar. Sonra da satışa sunuyorlar. Evet, sonra ellerinize satış. Sağlık. Baksanıza şu güzelliklere maşallah. Canınızın istediği her şeyi Iğdır'da, Tuzlucu'da Çalışkan Kadınlar Kooperatifinde bulabilirsiniz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.